Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Yavaş yavaş girişler yapılıyor bir yandan. Bu esnada da kısa bir kendimi tanıttıktan sonra Koray Bey bize bir müzik dinletisi yapacak. Hem girişte olurken hem de keyifli bir şekilde başlangıç yapmak istedik. İsmim Seda, Senex Dernek'te gönüllüyüm. Bugün Antalya Yaşlılık Araştırması'nın üçüncü bulgularını kısaca size tanıtacağız. Antalya Yaşlılık Araştırması, üçüncü araştırmasında Avrupa Birliği programları tarafından desteklendi. Ben sözü Koray Bey'e takdim ediyorum. Daha sonra toplantının kuralları ile ilgili size kısaca minik hatırlatmalar yapacağım. O şekilde ilerleyebiliriz. Buyurun Koray Bey. Herkese merhaba. Ben Koray Çal. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano ve Sanat Dalı mezunuyum. Aynı zamanda yüksek lisans yapıyorum ve orada öğretim elemanı olarak çalışıyorum 3 yıldır. Bugün bu açılışta bulunmaktan tekrar mutluluk duymaktayım. Böyle bir açılışta tekrar çalmak çok güzel. Açılış olarak barok dönemden Johann Sebastian Bach'ın prelüt ve fügelerinden çalmak istedim. Çünkü çok süslü ve güzel bir yanı olduğunu düşünüyorum. Bu dönem hakkında ve besteci hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum. 1600 ve 1750 arasında yaşanmıştır barok dönem. Kırık inci demektir. Rönesans'ın durgun ve tek düze, tek sesli müziğine karşıt olarak bir anlayış içermekte. Barok dönemde eserler çok süslü. Birazdan da eserde göreceğiniz üzere renkli motifler, süslü motifler ve kontrast fark edebilirsiniz. Kontrast motifler bulunmakta. Müzik tabii o zamanlar daha çok kilise kontrolünde ve din içerisinde bir müzik olmak zorunda. Ancak saray müziğine de dönmüştür o dönemlerde. Böylece daha çok süslenmiştir. Dönemin en büyük çalgısı yaylı çalgılar ve piyanonun atası denilen klavsendir. Yani bu sonra bu hale geliyor. Şimdi Johann Sebastian Bach'tan Prelüt ve Füg olarak bir eser çalacağım. Burada daha çok koşuşturmaca temaları fark edebilirsiniz. Füg zaten kovalamaca demektir. İyi dinlediler. Thank you.
harikaydı. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Katılan herkese teşekkür ederiz. Sözü ben bırakayım. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi bizim için. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısaca en vakit kaybetmemek için toplantının akışı ile ilgili kısaca bilgiler vermek istiyorum. Sunum esnasında özellikle mikrofonlarınız kapalı olursa bizim için çok iyi olur. Hani ses ya da gürültü olmaması açısından. Sorularınızı chat bölümüne soru cevap şeklinde yazabilirsiniz. Sunum bittikten sonra onun için bir vakit ayıracağız. Oradan okuyacağız. Ya da dilerseniz söz hakkı isteyip sözlü olarak ifade edip sorularınızı sorabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bunun haricinde sunum 3 bölümden oluşuyor bulgular. Bu 3 bölümde eğer aklınıza takılan bir şey olursa yani şöyle ben bu soruyu sormadan ilerleyemeyeceğim. Yani kafam sürekli buraya takılıp kalacak. O yüzden bu soruyu muhakkak sormak istiyorum diyorsanız orada da söz hakkı isterseniz bizden 1-2 dakikalık kısa bir vakit ayırabiliriz. Ama dediğimiz gibi sunumdan sonra detaylı bir şekilde soru cevap ve tartışma gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunun haricinde yerel yönetimlere öneriler biz sunumda aktaracağız ama sizin de aklınıza herhangi bir öneri gelirse bize chat bölümünden veya sözlü olarak ifade ederseniz bu geri dönüşleri almak istiyoruz. Sunumu dinlerken kafanızda bir yerde acaba önerilerim ne olur diye düşünürseniz ve bunu sürekli aklınızda bulundurursanız çok seviniriz. Keyifli bir atölye olmasını diliyorum. Sözü Özgür Hoca'ya bırakıyorum. Seda çok teşekkürler. Herkese merhabalar. Tüm katılımcılarımız hoş geldiniz. Ben öncelikle Koray'a çok teşekkür ediyorum. Bilenler bilirler, daha önce birlikte olduğumuz dostlarımız, öğrencilerimiz, meslektaşlarımız bilirler. Bizim hemen hemen her etkinliğimizde, her buluşmamızda Koray bizim için bir performans sergiliyor. Bugün de Bahtan bize güzel bir eser çaldı. Eğer geç katılanlar olmuşsa, Koray'ı kaçıranlar diyeyim, belki bizim bu etkinlik kaydımızda tekrar daha sonra Koray'ı dinleyebilirler. Koray'a teşekkür ediyorum. Ve Senex Kongre'de de birlikte olacağız Koray'la. O zaman da bize iki güzel performans çalacak. Şimdi isterseniz sunuşa geçmeden önce, bulguları sizlerle paylaşmadan önce arkadaşlarımın bana aktardığı bilgilerden yola çıkarak katılımcılarımızla ilgili birazcık bazı özellikleri paylaşayım sizinle. Yani bugün bizi izleyen katılımcılarımızla ilgili. Türkiye'nin çok farklı bölgelerinden, büyük şehirlerden ama kasabalardan aynı zamanda katılımcılarımız var. İç Anadolu'dan, Doğu'dan, yine Akdeniz'den, Ege'den, Marmara tarafından çok renkli bir grup var burada. Hocalar, meslektaşlar, öğrenciler, uzmanlar, ilgililer, gençler, yaşlılar, yetişkinler, işte kadınlar, erkekler gerçekten çok çeşitli bir grup var. Ben çok mutlu oldum. Hem yeni tanıştığım insanlar var, yeni buluştuğumuz arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, ilgililer var. Hem de daha evvelden birlikte olduğumuz arkadaşlar var. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet, ben bugün Seda şimdi ekran paylaşımı yapacak. Bugün size Antalya Yaşlılık Araştırması ile ilgili bizim 2020 yılında tamamlamış olduğumuz araştırmanın 3. dönemiyle ilgili bulguları paylaşacağım. İsterseniz birazcık bu araştırmanın şeyinden, öyküsünden bahsedeyim. Hani nasıl ortaya çıktı Antalya Yaşlılık Araştırması? Nasıl başladı? Biraz bunu konuşalım. Arkasından bu seneki konumuz olan işte bir kentte nasıl yaşlanılır ilk bulguları ve bu kapsamda yerel yönetimlere önerileri hep birlikte tartışalım aslında. Yerel yönetimlere öneriler bölümü belki de bizim hep birlikte tartışacağımız bir bölüm olacak. Şimdi Antalya Yaşlılık Araştırması'nın kısa öyküsünü hani sizle paylaşmak istersem şeyden başlamam lazım. Ben ODTÜ'den, ODTÜ Sosyoloji Bölümünde çalışıyordum araştırma görevlisi olarak. 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi'ne geldim, Antalya'ya geldim. Tabii ODTÜ'de kazandığım alışkanlıklar vardı, bir çalışma disiplini vardı. Orada hocalarımla, çok değerli hocalarımla birlikte çalışırken onlardan öğrendiğim bir disiplindi bu. Onların kulağını çınlatayım şimdi. Ayşe Gündüz Hoca, Yusuf Ziya Hoca ve oradaki diğer hocalar aslında saha çalışmalarını gerçekleştiriyorduk. Ve eşitsizlikle nasıl mücadele edilir, kalkınmayla ilgili ne tür çalışmalar yapılabilir, daha çok
kırsal olanlardan böyle kente doğru büyüyen bir halkada araştırmalar gerçekleştirirken, ben Akdeniz Üniversitesi'ne, Antalya'ya geldikten sonra tabii burada aslında kendime bir alan aramaya çalıştım. Yani burada bir araştırmayı organize etmeye çalıştım. Kırsal bir alanda bir araştırma gerçekleştirmek. 2 yıllık bir hazırlıktan sonra Antalya Yaşlılık Araştırması'nı başlatmaya karar verdim. Aslında bu kararın arkasında Antalya'daki meslektaşlarımın çok katkıları oldu. Jason Holsworth, Dr. Jason Holsworth, Dr. Türkan Yılmaz kendileri bu çalışmayı yaparken hep beni desteklediler. Ve hep birlikte aslında bu çalışmaları gerçekleştirdik. İlk önce 4 öğrencimizle birlikte başladık. 4 öğrencimiz veri toplama sürecinde yer aldılar. Daha sonra bu veriler toplandıktan sonra 2013 yılında ilk çalışmayı gerçekleştirdik. Tabii bir arka plan var aslında. Bu çalışmanın arkasında bir motivasyon var. O da hani benim kişisel merakımın ötesinde Türkiye'de önemli bazı gelişmeler yaşanıyordu. Aslında dünyada önemli bazı gelişmeler yaşanıyordu. Bu gelişmeleri şöyle belki paylaşmak gerekir. Özellikle merkezi hükümetler yereldeki eşitsizliklerle başa çıkmada zorlanıyorlardı. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yöresinde merkezi hükümetler elde topladıkları yetki ve sorumluluğu yerele doğru devretmeye başladı. Çünkü buradaki amaç yereldeki eşitsizlikleri daha etkin bir şekilde çözebilmekti. Şimdi dünyada böyle bir dönüşüm, değişim yaşanırken tabii Türkiye'de de özellikle yerel yönetimler kanununda 2 defa değişiklik yapılmıştı. Birisi 2005 yılında, birisi 2012 yılında olmak üzere bizim belediye kanunumuz değişti. O değişiklikte çok önemli bir madde vardı. Aslında hani bir şey vardı, ne diyeyim, bir odak noktası vardı. 4 incinebilir kesim için yetkiler, yani sorumluluklar, hizmetler merkezden yerele doğru devredilmeye çalışılmıştı. Kimdi bunlar? Birincisi kadınlar, ikincisi çocuklar, üçüncüsü engelliler ve son olarak da yaşlılar. Özellikle bu kesimler içerisinde daha incinebilir katmanlar varsa etkin bir şekilde bunların, bu kesimlerin yaşadığı eşitsizlikleri çözmek üzere yetkiler merkezi hükümetten yerele doğru devredilmeye başlandı. Nitekim bu süreç içerisinde yerel yönetimlerin özellikle büyük şehirlerin organize olduklarını, ama öte taraftan daha küçük bir bütçesi olan, insan kaynağı çok sınırlı olan yerel yönetimlerin ise bu dönüşüme henüz ayak uyduramadığını gördük. Aslında bu eğilim, yani Türkiye'de yaşanan bu eğilim, dünyada da benzer bir eğilim söz konusuydu. Yerele yetki devriyle, eşitsizliklerle mücadele etmeye çalışırken bir başka handikap, bir başka zorluk ortaya çıktı hükümetler için. O da şuydu, hizmetler parçalanmaya başladı. Daha evvelden daha homojen olarak sunulan, merkezi hükümet tarafından sunulan hizmetler, yerele yetki devriyle birlikte az önce saydığım sebeplerden dolayı, yerel hükümetlerin, yerel yönetimlerin sahip oldukları kapasite sorunundan dolayı hizmetler parçalanmaya başlandı. Tabii hizmetlerin parçalanması yeni eşitsizlikler doğurmaya başladı. Dünyada bu yerele yetkiyi devrederek eşitsizliklerle etkin bir şekilde mücadele etmeyi başarmış birkaç ülke var. Ne yazık ki Türkiye onlardan birisi değil. Bu süreç bizde başka travmaları da tetikledi. Biliyorsunuz bugün yerel yönetimlerle ilgili çok ciddi, aynı zamanda politik alanında da çok ciddi tartışmalar cereyan ediyor. İşte biz tam da bu arka plan, yani tam böyle bir dönüşüm hem dünyada hem küresel düzeyde hem de Türkiye'de böyle bir dönüşüm yaşanırken, aslında bu kişisel şeylerimizin, kaygılarımızın da yanında bu dönüşümü anlamak üzere Antalya Yaşlılık Araştırması'nı başlattık. Dolayısıyla Antalya Yaşlılık Araştırması, Antalya nüfusunu rafine bir şekilde analiz etmek isteyen bir araştırmaydı. 2013'te başladığımız bu araştırma. Tabii buradaki çok önemli bir nokta var. Antalya Yaşlılık Araştırması boylamsal bir araştırma. Bu ne demek? Şu anlama geliyor. Biz her 3 yılda bir aynı soru kağıdıyla, modüler bir soru kağıdıyla Antalya Yaşlılık Araştırması'nı tekrar ediyoruz. Dolayısıyla artık kesitsel elimizde bulgular yok. Tam tersine bunun ötesinde Antalya'nın son 10 yılını iyi kavrayabilmek, iyi anlayabilmek için özellikle elimizde her 3 senede bir gerçekleştirdiğimiz boylamsal bir araştırma var. Bunun en büyük avantajı, biz artık mevcut durumu analiz etmekle yetinmiyoruz, kalmıyoruz. Gerçekten hani bu rafine bir şekilde analiz etmek istiyoruz ya Antalya nüfusunu. Artık trendleri, eğilimleri, bu değişimleri, dönüşümleri en ince noktasına kadar belirli sınırlılıklarla elbette anlamaya çalışıyoruz. Şimdi biz Antalya Yaşlılık Araştırması'na 2013'te başladığımızda
55 yaş üstündeki bir nüfusa, kent merkezinde yaşayan bir nüfusa odaklanmak istedik. Ve ilk senemizde 383 yetişkinle, 55 yaşın üzerindeki yetişkinle görüşmelerimizi yaptık. 2016 yılında bu sayı 285'e düşmüştü ama 2016 yılında da araştırmamızı tekrar ettik. Şimdi 2016 yılında önemli bir gelişme oldu. Belki soru cevap kısmında onu paylaşırız, daha sonra konuşuruz. Ama 2019 ve 20 yılında biz 55 yaş üzerindeki 362 kişiyle Antalya'da görüşmelerimizi tamamladık. Ve bugüne kadar da dönüp baktığımızda 1030 katılımcımızla görüşmelerimizi gerçekleştirmiştik. Burada çok önemli bir nokta var. Şimdi onu hemen size belirtmem gerekir. Biz Antalya yaşlılık araştırmasını gerçekleştirirken etik ilkelere çok önem veriyoruz. Bir araştırmanın sahip olması gereken etik değerler gerçekten çok önemli. Hem bizim hem ekibimiz için çok önemli. Onun için etik kuruldan izinlerimizi aldık. Çalışmamıza katılım tamamen gönüllü şekilde gerçekleşiyor. Katılımcılarımızı davet ederken araştırmaya katılmanın, burada yer almanın ne anlama geldiğini onlara açıklamaya çalışıyoruz. Tabii diledikleri zaman bu bulguları kendileriyle paylaşacağımızı bildiriyoruz. Nitekim bu toplantıyı da organize ederken katılımcılarımızdan arzu edenlere bilgileri ulaştırmaya çalıştık. Bu toplantıya katılımlarını sağlamak üzere. Ben onun için bu 3 dönem boyunca yani 1000'i aşkın kişiyle görüştük. Onların bize sunduğu bilgiler olmasaydı gerçekten bu araştırma gerçekleşemezdi. Her birine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendilerinin sunduğu bu değerli bilgiler neticesinde aslında biz kuşaklar boyunca yeni şeyleri öğrenebiliyoruz. Biraz bu Antalya yaşlılık araştırması yani araştırmacılar bakımından böyle bir kuşakların değiştiği bir araştırma. Şu anda ilk araştırmaya başladığımız dönemde bizimle birlikte olan öğrencilerimiz akademide araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladılar. Bu bakımdan da hep birlikte öğrendiğimiz ve hep birlikte ürettiğimiz bir araştırma süreci aslında. Şimdi biz Antalya yaşlılık araştırmasında nasıl ilerliyoruz? Biraz daha bundan söz etmek isterim size. Bizim aslında 10 önemli nokta var soru kağıdımızda odaklanmaya çalıştığımız. Modüler bir soru kağıdımız var. Zaten bu soru kağıdının 10 yıl boyunca geçerliliğini koruyor olmasının nedenlerinden birisi de aslında bu yapısı, bu modüler yapısı. Eskiyen sorularımız olmadı bugüne kadar. Çalışmayan bazı sorularımız olmuştu, onları dışarıda bıraktık. Ama baktığınız zaman bu modüllerin tamamını, yani bu boyutların tamamını biz araştırmamızda 10 yıl boyunca ölçebiliyoruz. Bu 3 dönem boyunca ölçebiliyoruz. Birincisi demografi. Katılımcıların temel özelliklerini, niteliklerini ölçüyoruz burada. Hane halkının bileşimini ölçüyoruz. Dolayısıyla toplumsal cinsiyeti, işte yaşlarını, buradaki değişim noktalarını anlayabiliyoruz. Tabii önemli başlıklardan birisi istihdam, iş ve gelir alanları. Bunlara ilişkin olarak özellikle sınıf analizi yaptığımızda bu bölümü, bu modülü çok yoğun kullanıyoruz. Aile yapısı bizim için çok önemli. Anlamaya çalışıyoruz. Bir kere aile dediğimiz birlikteliğin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu böyle verili ve değişmez bir şey olarak kabul etmiyoruz. Ailenin nasıl değiştiğini yine aynı şekilde. Bir hane halkının aynı çatıda yaşayan, aynı çatı altında yaşayan insanların yapısının nasıl değiştiğini anlamaya çalışıyoruz. Sağlık erişimi bizim için önemli boyutlardan birisi. Yine buna bağlı olarak teknolojik kullanımı bugün de sözünü edeceğim boyutlardan birisi. Yaşam kalitesi ve yaşam arzusu aslında bir kentin nasıl kullanıldığını ve bu süreç içerisinde insanların içinde bulunduğu mevcut koşulları anlamamızı sağlayan önemli unsurlardan birisi. Bugün yine sözünü edeceğim modüllerden birisi olacak. Kültürel tüketim çok enteresan bulgular sunuyor bize. Antalya'da yaşayan yaşlıların, yaşlanan insanların kültüre olan düşkünlüğünü analiz etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili birkaç yayın da çıktı Antalya Yaşlılık Araştırması'ndan. Tabii ki sosyal ilişkiler, sosyal içerme ve katılım önemli iki boyut bizim için. Özellikle kente katılım ve sosyal içerme, sosyal ilişkilerin niteliğini 3 dönem boyunca analiz etme imkanımız var. Ve son olarak ama önemli noktalardan birisi de haklar ve ayrımcılık meselesine odaklanıyoruz. Dolayısıyla bizim elimizde şu anda Antalya'nın son 10 yılına ait bu bahsettiğim başlıklarda bilgiler ve bulgular var. Bugün size bu başlıkların içerisinden seçilmiş bazı başlıkları sunacağım, bazı bulguları sunacağım. Seçilmiş ama önemli bazı bulguları sunacağım. Şimdi son olarak yani bu araştırmanın bazı sınırlılıkları ve olanakları var. Antalya Yaşlılık Araştırması'nın en önemli sınırlığı bütçe. Bizim bugüne kadar, yani bu yıl yaptığımız araştırmaya kadar elimizde hiç bütçemiz olmadı. Bizi destekleyen bir kurum, kurumsal bir yapı olmadı. Hepimiz gönüllülük esasına dayalı olarak çalıştık ve halen öyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu bizim için önemli bir sınırlılıktı.
Yine aynı şekilde sabit bir personelimiz yoktu. Sürekli değişen yapıdaydık. Sürekli değişen şeyler vardı. Gelip giden insanlar oldu. Her araştırma dönemine katılan farklı araştırmacılar oldu aramızda. Bu bir boyutuyla belli sınırlıklar oluşturuyor tabii. O bilginin kuşaklar boyunca aktarılması gerçekten önemli bir şey. Dolayısıyla sabit bir personelimizin olması bu bakımdan katkı sunabilirdi bize. Tüm bunları düşündüğümüzde sürdürülebilirlik bizim için en önemli risklerden birisi. Yani Türkiye'de bakın 3 dönem boyunca tekrar edebilmiş, bizim gibi elinde bir bütçesi olmayan, kurumsal bir desteği olmayan bir başka araştırma yok. Dolayısıyla bu saydığım başlıkların hepsi bizim için önemli riskler barındırıyor kendi içerisinde. Ama şimdi dikkat ederseniz bunlar aslında bu saydığımız sınırlılıklar bir tarafıyla da bizim için çok önemli şeyler, olanaklar sunuyor. Şimdi birincisi şu, evet bizi destekleyen bir kurum yok ama aynı zamanda biliyoruz ki dünyada bazı örnekler, bazı araştırma örneklerine baktığımızda kurumsal yapılar araştırmaları da zaman zaman yönlendirebiliyorlar. Sundukları desteklerle, o bütçeyle araştırmacıların nereye odaklanması gerektiğini de belirleyebiliyorlar. Ya bu bakımdan bizim bütçemizin olmayışı bir handikap bir tarafıyla ama bir tarafıyla da bizim özelliğimizin en önemli şeylerinden birisiydi, unsurlarından birisiydi. Hiçbir kurumun şeyine, hani vizyonu içerisinde bir değerlendirme yapmadık. Tamamen küresel düzeydeki değişimleri ve bölgemizde, Türkiye'de yaşanan değişimleri anlayabilmek üzere bu kaygıyla, insanların yaşadığı sorunları kavrayabilmek kaygısıyla hareket ettik. Dolayısıyla özerk bir araştırmaydı. Öte taraftan işte kolektif bir araştırmaydı. Ben dün bir şeyi saydım, hani kimler katıldı diye bir saydım. Şöyle bir muhasebe yaptım. Yani 80'e yakın araştırmacı aramızda yer almış, öğrencimiz aramızda yer almış. Bu gerçekten çok önemli bir şey bizim için, kaynak. Kolektif çalışma olması çok anlamlı. Üçüncüsü boylamsal bir araştırma. Şimdi dünyada Antalya yaşlılık araştırmasına benzeyen, yani bir kentte yapılan kent araştırmaları var. Ama bunların en ünlüsü Berlin yaşlılık araştırması. Berlin Aging Study. Çok ünlü bir araştırma. 1990'lı yıllarda başlayan bir araştırma. Fakat onların arkasında çok büyük bir enstitü var tabii. Yani Max Planck gibi bir enstitü var. Devam ediyor bu araştırma kısmen. Yıllarca da devam etti. Ama Türkiye'de bizim gibi bir kentte bir araştırmaya başlamış ve 3 dönem boyunca, 3'er yıl aralıklarla tekrar edebilmiş bir araştırma yok. Dolayısıyla bu boylamsal araştırmanın bu niteliği gerçekten çok özgün bir durum. Bunu biz sürdürmek istiyoruz. Yani koruyarak bu durumu sürdürmek istiyoruz. Şimdi bu senede bizi Avrupa Birliği programları desteklemeye başladılar. 2020 yılında yaptığımız bu araştırmayı. Ve biz Avrupa Birliği programlarından Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği tarafından saha çalışmamız desteklendi. Özellikle sahada çalışan araştırmacılarımıza bir bütçe ayrıldı. Dolayısıyla biz biraz daha güçlüydük. Yani bu sene bütçe itibariyle biraz daha güçlüydük. Ama bu bütçenin sunulması bizim bu saydığım, az önce saydığım olanaklarımızı da olumsuz etkileyen bir şey olmadı. Özelliğimizi korumaya devam ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum aynı zamanda. Evet. Şimdi bulgulara geçelim. Yani ben çok sabırsızlanıyorum. Eminim sizler de merak ediyorsunuz. 4 boyutta sizinle paylaşacağım bilgileri. Öncelikle bir araştırmaya katılan insanların, Antalya'da yaşayan insanların niteliklerini sunacağım. Temel özelliklerini sunacağım. Şurası çok önemli. Bizim bu araştırmamız Şubat ayının sonunda bitti. Yani tam bu salgın dönemi Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığı bir yerde biz çalışmayı sonlandırdık. Dolayısıyla salgından hemen önceki dönemi kapsıyor. Bu bakımdan da bizim açımızdan çok önemli. Çünkü salgın döneminde elimizde bilgiler var. Türkiye genelinde bilgiler var. Antalya'nın daha salgından önceki durumunu, oradaki katılımcıların niteliklerini, özelliklerini paylaşacağım. İkincisi, dijital sermayeye ve teknoloji kullanımına odaklanacağım. Bu boyut çok önemli. Çünkü özellikle salgın döneminde biz dijital sermayenin ve teknoloji kullanımının ne kadar değerli ve önemli olabileceğini bir kez daha anladık. Dolayısıyla bir insan hakkı açısından burası çok önemli, hakların gerçekleştiği bir alan. Nitekim geçerli, güvenilir bilgiye ulaşmak bir insan hakkı ve bu süreç içerisinde dijital imkanları kullanmak da bir hak. Birazcık bu bağlamda Antalya'da yaşayan yaşlıların dijital sermayelerini paylaşacağım sizinle. Arkasından bu insan hakları boyutu önemli tabii araştırmanın odak noktalarından birisi. Birazcık bu yaş algısı, yani yaş nasıl algılanıyor yetişkin insanlar tarafından. Buna bağlı olarak yaş ayrımcılığı ve diğer ayrımcılık türleri nedir, nasıl gerçekleşiyor, nasıl algılanıyor, bunun üzerinde duracağım. Son olarak da bu sorumuza başlarken sorduğumuz sorumuza
hepsini de düşündüğümüzde yanıt olacak bir kent nasıl yaşlanır meselesi bağlamında. Antalya'daki yaşam koşulları, kent hizmetleri, kent hakkına ilişkin algı ve beklentileri ve ülkeye ilişkin algı ve beklentileri paylaşacağım. Birazcık ondan sonra sözleri size bırakacağım. Bütün bu bulgulardan sonra aslında sizlerin önerileri ne olacak? İnsanlar bir kentte yaşlanırken yerel yönetimler ne yapması lazım? Birazcık sizlerin sesini de duymak istiyoruz. Bugünkü toplantıda böyle etkileşimli bir bölümü olsun istiyoruz. Evet, hadi katılımcıların temel özellikleriyle başlayalım. Şimdi ekranda hep size görselleri ileteceğim. Çoğunlukla da anlaşılması kolay görseller olacak bunlar. Şimdi bak, bu görsele baktığımızda katılımcılarımızın %49'unun erkeklerden oluştuğunu, %51'inin de kadınlardan oluştuğunu görüyorsunuz. Bu Antalya merkezdeki nüfusun temsili. Biz bu temsiliyeti 3 dönem boyunca sağlayabiliyoruz. Yaş gruplarına baktığımızda, böyle bir şeyi ayırdığımızda, yaş gruplarına göre kuşaklara ayırdığımızda, yarıya yakının 55-64 yaş grubunda olduğunu, 75 yaşın üzerindekilerin çalışmanın %13'ünü kapsadığını, geri kalan yaklaşık üçte birlik kısmının 65-74 yaş grubunda olduğunu göreceksiniz. Peki ben yaşlı erkek dediğimde bu ne anlama gelecek? Bir kere çoğunlukla, hani genel bir profil sunmak isterim size. Yaşlı erkek dediğimizde bu çalışmada çoğunlukla evli, yüksek eğitimli, emekli, yani gelir getiren bir işte çalışmış ve emekli olmuş ve varlıklı. Yani sadece gelir açısından değil, eğitim bakımından da varlıklı bir gruptan aslında söz etmiş olacağız. Yaşlı erkekler dediğimizde. Yaşlı kadın dediğimizde nasıl bir profil ortaya çıkıyor? Tabii erkeklerle kıyasladığımızda daha fazla dul, eşini kaybetmiş kadınlar. Daha düşük eğitimli, eğitimden daha geri bırakılmış insanlardan, kadınlardan söz edeceğiz. Tabii ev kadını bunların büyük bir kısmı. Çünkü kamusal alanda ne yazık ki istihdam edilmedikleri, gelir getirici bir işte çalışmadıkları için ev içindeki emekleriyle var oluyorlar. Kendilerinde ev kadını olarak tanımlıyorlar. Tabii yoksullar hem gelir bakımından hem de eğitim bakımından geri bırakıldıkları için erkeklerle kıyaslandığında daha yoksulluk içerisinde yaşadıklarını görüyoruz. Şimdi birazcık bu verileri açalım. Bir kıyaslama, bir karşılıklı bir şey yapalım, kıyaslama yapalım. Bir görelim. Evet, şimdi ekranda şeyi göreceksiniz, renklendirilmiş olarak sol tarafta sarıyla renklendirilen alanda erkekleri göreceksiniz. Erkekler için çoğunlukla evli dedik kadınlarla kıyasladığımızda. Oradaki oranı görebilirsiniz. Erkek yaşlıların %82'si evli. %55'i, yarısından fazlası lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip. Yine 2/3'ü emekli. Gelir getirici bir işte çalışmışlar ve emekli olmuşlar. Neredeyse tamamının, bakın burası çok önemli bir nokta, neredeyse tamamının kendi namına, kendi adına sosyal güvencesi var. Gelirleri de bu yıl, 2020 yılındaki asgari ücretin 2320 lira olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam, net asgari ücret. Asgari ücretin üzerinde ortalama gelire sahipler. Şimdi kadınlara baktığımızda böyle bir profil içerisinde, tabii kadınların 1/3'ünün dul olduğunu, eşini kaybetmiş olduğunu görüyoruz. Yani bu kadınlardaki dulluk meselesi böyle basit bir medeni durumun ifadesi değil, aynı zamanda yoksulluğun yeşerdiği alanlardan, mecralardan birisi. O bakımdan çok önemli, izlememiz gereken noktalardan birisi. Eğitim düzeyine baktığımızda yarıdan fazlası ilkokul ve altı eğitim düzeyine sahip. Okuryazar olmayanların oranı çok yüksek. Antalya gibi, yani kent merkezinden söz ediyoruz ve bu bulgu çok çarpıcı arkadaşlar. Gerçekten bizim yıllardır ilgimizi çekiyor. Buraya odaklanmaya çalışıyoruz. Burada kimi değişimler yaşanıyor ama eşitsizlik burada korunmaya devam ediyor. Yarıya yakın ev kadını, bu önemli bir bulgu. Ev içinde emeği var, ev içinde çalışıyor ve gelir getirici bir işe sahip değiller. Bu ne anlama geliyor? İşte sosyal güvencesi başkası adına. Yani bir başkasına bağımlı konuma düşmüş insanlardan söz ediyoruz. Yarıya yakının sosyal güvencesi, kendi namına sosyal güvencesi yok. Yine gelirleri asgari ücretin altında. Yarısından fazlasının gelirleri asgari ücretin altında. Bu oran gerçekten çarpıcı. Şimdi bu toplumsal cinsiyetle ve bu az önce saydığım bir takım kişisel özelliklerle ilgili bilgileri lütfen aklınızda tutun. Ben ayrıca Antalya Yaşlılık Araştırması'nın bulgularını bu 3 dönem boyunca paylaşırken sınıf meselesini çok önemsiyorum. Gelire ve eğitime dayalı olarak Antalya'daki bu nüfusu analiz ederken
bir sınıf değişkeni yaratmaya çalışıyorum. Elbette buradaki isimler, başlıklar değişebilir, nitelikler değişebilir. Yani verilen kavramlar değişebilir. Ama önemli bir şey var, bir kesişim, bir kesişimsellik meselesi var. Eğitim ve geliri kesiştirdiğimizde bir toplumsal pozisyon ortaya çıkıyor. Tamam, ben şöyle ilk önce bir 10 pozisyona ayırdım katılımcıları. 10 gruba ayırdım eğitim ve gelirin kesişimiyle. Daha sonra bunları 5 sınıfa ayırdım. Ve bundan sonraki analizlerde hem toplumsal cinsiyeti hem bu sınıf perspektifine bakarak analizleri yapacağım. Onun için size bu sınıfları bir tanımını sunmak isterim. Birincisi, en altta yer alan kesimler imtiyazsız sınıflar olarak tanımlandı bu araştırmada. Kimdi bunlar? Okuryazar olmayan diplomasızlar ve en fazla 1300 lira geliri olanlar. Bunlara imtiyazsız sınıflar adını verdim. Çünkü gerçekten hem gelir bakımından hem de eğitim bakımından ellerinde bir varlıkları yoktu. İkinci şey, sınıflamayı yaptığımızda hemen bu grubun üstünde yer alan halk sınıfları olarak tanımladım bunları. En fazla ortaokul mezunu kesim ve en fazla 3900 lira geliri olan kesimden söz ediyoruz. Orta sınıflar çok önemli bir şey aslında, toplumsal kesim. Diğerleri gibi çok önemli bir toplumsal kesim. Orta öğrenim ve en fazla 6300 liraya kadar geliri olan kesimlerden oluştu. Üst sınıflar ise tahmin edeceğiniz gibi üniversite mezunları, 3900-6300 gelir aralığı daha daralmış ve daha yukarıya çekilmişti. Artık kültürel soylular olarak tanımladığım en üstteki kesim var. Bu kesime baktığımızda da üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahip ve 6300 liradan yüksek geliri olanlar, aylık geliri 6300 liradan yüksek olan insanlar var. Şimdi bu sınıfların dağılımını inceleyecek olursak, tahmin edeceğiniz gibi orta sınıfta bir yoğunlaşma olduğunu göreceksiniz. Bakın, katılımcılarımızın %37'si orta sınıfları oluşturuyor. Ancak %10'u imtiyazsız sınıflardan oluşuyor. Yine %3'ü kültürel soylulardan oluşuyor. Diğer iki sınıf, bunların arasında kalan iki sınıf, çalışmanın yaklaşık yarısını, üst sınıflar ve halk sınıfları yarısını oluşturuyor. Birisi %35, birisi %15 olmak kaydıyla. Şimdi bu grafikte çok, bakın, dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir nokta var. O da şu: erkeklerin dağılımına baktığınızda normal bir dağılım gösteriyor. Yani yoksullar, imtiyazsız sınıfların içinde erkeklerin sayısı az. Sonra giderek artıyorlar. Daha çok orta sınıflar içerisinde yer alıyorlar. Sonra yine azalıyor sayılar. Bu bir şey, yani ne diyeyim, bir genel bir profil. Dünyada sınıf analizleri yapıldığında da genel bir profil olarak karşımıza çıkıyor. Ancak burada kadınların durumu çok çarpıcı. Koyu renkle ifade edilen kadınlara baktığınızda, kadınlar daha fazla imtiyazsız sınıflar içerisinde, halk sınıfları içerisinde yer alıyorlar. Daha yoksullar. Yani eğitim ve gelir açısından düşündüğümüzde kadınların nasıl geride bırakıldığı, nasıl arkada bırakıldığı, dolayısıyla aslında kamusal alana nasıl çıkamadıklarını biraz sonra daha net göreceğiz. Ama bu grafik bize çok açık bir şekilde toplumsal cinsiyet bağlamında sınıf analizi yaptığımızda kadınların nasıl bir konumda olduğunu gözler önüne seriyor. Evet, şimdi bundan sonraki bütün analizlerde hem sınıf hem toplumsal cinsiyete göre size bulguları sunacağım. Şimdi bizim ilk odaklandığımız nokta bu şeyler, sağlığa erişim meselesi içerisinde bazı noktalar vardı. Kişisel sağlıkla ilgili bazı sorularımız vardı. Onlarla ilgili bazı bulguları paylaşacağım sizinle. Öncelikle çok dikkatimizi çeken bir şey var. Yani siz de şimdi ekranda görüyorsunuz, imtiyazsız sınıflar. Yani en yoksul, bazen sınıf altı kesimlerin de içinde bulunduğu bu grubu, imtiyazsız sınıfların bulgularını vermek istiyorum. Bakın, bu sınıf içerisinde katılımcılarımızın %80'i düzenli ilaç kullanıyor. Çok yüksek bir oran. Hemen altında, bu oranın hemen altında kadın ve erkekleri göreceksiniz. K ve E harfiyle sembolize ediliyorlar. Kadınlar, o yeşil üçgenler, kadınların %77'si, erkeklerin ise %58'i bu grup içerisinde düzenli ilaç kullanıyorlar. Çok yüksek bir oran. Günlük faaliyetlerini engelleyecek düzeyde sorun yaşayan insanlar var. Engelliliğin önemli bir boyutu bu. Yarıdan fazlası kendini engelli olarak tanımlıyorlar. %54'ü mutsuz hissediyor kendisini. Yine yarıdan fazlası. Yine yarıdan fazlası sürekli endişe içerisinde. Yani bir takım ruhsal sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Yine yarıya yakını kendini yalnız hissediyor. Yalnızlığın çok yaygın olduğunu görüyoruz. Bu bulgu bizim için çok anlamlı bir bulgu. Yani çok önemli bir bulgu. Üzerinde düşünmemiz gereken bir bulgu. Çünkü şunu gösteriyor: hastalıklar
engellilik ve psikososyal sorunlar yaşlılar arasında değil, yoksullar arasında daha yaygın. Bakın bu dünyada neredeyse evrensel hale gelmiş bulgulardan birisi. Çok önemli bir bulgu. Tekrar edelim. Engellilik, hastalıklar ve psikososyal sorunlar yaşlılar arasında değil, zannedildiği gibi yaşlılar arasında değil, yoksullar arasında daha yaygın. Biz onun için bu bulguyu çok önemsiyoruz. Bilhassa buradan hareket ederek yerel yönetimlerin çok önemli sorumlulukları var. Bunu belki en son bölümde tekrar ele alacağız. Özellikle yalnızlıkla ilgili, özellikle imtiyazsız sınıflar içerisinde, alt sınıflar içerisinde kadınların daha fazla olduğunu düşünürseniz kendilerini burada mutsuz hissetmeyle ilgili, özellikle ilaç kullanmayla ilgili çok ciddi bir şey var burada. Yani bir sağlık sorunu aynı zamanda olduğunu görebileceğiz. Evet, şimdi dijital sermaye ve teknoloji kullanımına geçelim isterseniz. Birazcık bir bakalım. Bu yaşlılar, yani zannedildiği gibi yaşlı insanlar teknoloji kullanamazlar, işte bu işten anlamazlar, teknolojiye uzaktırlar. Acaba bu kalıp yargılar, yani yaşlılara iliştirilen, teknoloji söz konusu olduğunda yaşlılara iliştirilen bu kalıp yargılar ne kadar geçerli? Ne düzeyde dijital sermayeleri katılımcılarımızın, 55 yaş üstü katılımcılarımız, hep birlikte bakalım. Evet. Şimdi biz bu dijital sermayeyi ölçmek için bir takım yollar var. Bunlardan bir tanesi de sahip olduğu dijital unsurları soruyoruz. Bilgisayara sahip mi? İşte bir dizüstü bilgisayarı var mı? Akıllı telefonu var mı gibi bazı asetler var. Bunları soruyoruz. Şimdi bunları ölçtüğümüzde ilk düzey dijital eşitsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. İlk düzey dijital eşitsizlikte eğer bu unsurlara, bu araçlara, bu teknolojik araçlara sahip değilseniz dijital eşitsizliğin önemli bir şeyini yaşıyorsunuz. Yani bir tarafını yaşıyorsunuz demektir. Şimdi bilgisayara sahip olanları sorduk. En üstte sağ köşede yine kadın ve erkeği göreceksiniz. Katılımcılarımızın %10'u, yani kadınların %10'u bilgisayara, bir masaüstü bilgisayara sahipken erkeklerin %19'u masaüstü bilgisayara sahipler. Şimdi sınıflara göre baktığımızda dikkatinizi çekecek. En alttaki imtiyazsız sınıfların ancak %3'ü bir bilgisayara sahipler. Kültürel soyluların ise %40'ı. Bu oran sahiplik düzeyi sınıf orada sınıfsal pozisyon arttıkça halk sınıflarından orta sınıflara, üst sınıflara doğru gidildikçe sahiplik de artıyor. Beklediğimiz gibi tabii ki. İkincisi yine kişisel bilgisayarı sorduk ama bu sefer taşınabilir laptop olarak da tanımlanan bilgisayarı sorduk. Burada pattern bozulmuyor. Biraz daha artıyor oranlar. Yani bazı gruplarda biraz daha artıyor. Kadınlarda %17, erkeklerde %27 oranında sahiplik var. Yine kültürel soylular en varlıklı kesim. Bu anlamda %70'i bir kişisel bilgisayara sahip, taşınabilir bilgisayara sahip. Yine tahmin edeceğiniz gibi %3 ile imtiyazsız sınıflar en yoksul. Bu anlamda teknoloji sahipliği anlamında da en dezavantajlı kesimlerden birisi. Tabletiniz var mı diye sorduk. İmtiyazsız sınıflarda hiç çıkmadı. Kültürel soylularda %60 oranında bir sahiplik çıktı. Ve yine bu sınıf şeyine göre, hiyerarşisine göre şekillendiğini görüyoruz buradaki sahipliğinde. Ve son olarak önemli şeylerden birisiydi, unsurlardan birisiydi. Konutta internet meselesi. Konut, biraz önce sorduklarımız kişisel şeyleri var mı değil mi? Araçları var mı? Bu sefer konutta interneti soruyoruz. Onun için oranlar biraz daha değişiyor. Kadınların %53'ü, erkeklerin %64'ü konutunda internet olduğunu, internet bağlantısı olduğunu söylüyor. Nitekim imtiyazsız sınıflarda bu oran %24, kültürel soylularda %60. Ama burada bakın bir farklılık var. Orta sınıflarda, üst sınıflarda daha fazla konutta internet var. Kültürel soylularda biraz düşüyor. Bunu düşünmemiz lazım. Az sonra konuşacağız bunu. Buradaki bu değişimi, sebebini birazcık sizinle paylaşacağım. Akıllı telefon var mı diye sorduk. Bu da önemli araçlardan birisiydi. Nitekim kadınların %63'ü, erkeklerin %73'ü akıllı telefona sahipler. Sınıf hiyerarşisi söz konusu olduğunda yine burada da değişen oranlar söz konusu. Ancak az önceki, yani bilgisayar sahipliğine göre tabii daha varlıklı olduğunu görebiliriz akıllı telefon bağlamında buradaki katılımcılarımız. Son olarak tabii internete sahipler, yani konutlarında internet var, akıllı telefonları var belki de veya evlerinde işte dijital eşyaları var, bilgisayarları var. Ama ne kadar internet kullanıyorlar? Bunu ölçmeye çalıştık. Katılımcılarımız içerisinde kadınların %54'ü,
erkeklerin de %66'sı internet kullandığını söylüyor. Bu önemli bir bulgu. Sınıf analizi yaptığımızda yine kültürel sorunların ve üst sınıfların %80'i internet kullanıyorlar. İmtiyazsız sınıfların ancak %12'si internet kullanıyor. Dikkatinizi çekecektir. Tüm bu dijital sermaye sahipliğine baktığımızda çok çarpıcı bir durum var. Oranlar nasıl değişiyor? Ya bir anda imtiyazsız sınıflarla halk sınıfları arasında, orta sınıflar arasında o makas nasıl açılıyor izleyebiliyoruz. Dolayısıyla ya insanlar yaşlarından dolayı değil, yoksul oldukları için. Yani konvansiyonel olarak eşitsizlikler dijital mecrada da kendini sürdürüyor. Evet, orada yeni bir görünüm kazanıyor. Elbette yeni bir takım eşitsizlikler ortaya çıkıyor. Ama konvansiyonel eşitsizliklerle çok yakından ilişkisi olduğunu görebiliyoruz. Dijital eşitsizliklerin. Evet, şimdi bu yaş algısına geçmeden önce bu noktada önemli bir şey söyleyeyim. Şimdi bakın, özellikle salgın döneminde hep birlikte yaşadığımız önemli bir şey vardı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ilk defa pandemi kelimesini kullandığında, yani bunun bir küresel salgın olduğunu söylediğinde koronavirüsün, bir başka kavramı daha ortaya atmıştı. O da şuydu: biz aynı zamanda bir infodemiyle karşı karşıyayız demişti. Yani bilgi kirliliğiyle, düzensiz bilginin hızla yayılımıyla karşı karşıyayız demişti. Sorular var. Tamam, soralım burada. Tamam. Buna geçmeden soruları alacağım. Seda beni uyardı. Dolayısıyla şeyi söyleyeyim, yani şu son noktayı bağlayayım. Nitelikli bilgiye erişim temel bir insan hakkı. Ve özellikle salgın döneminde olduğu gibi acil durumlar karşısında insanlar eve kapatılıyorsa, karantina uygulamaları varsa nitelikli bilgiye nasıl ulaşacaklar, nasıl erişecekler? Bu dijital araçlar çok önemli gerçekten. Bunların sahipliği ama aynı zamanda bunların kullanım yetkinliği çok önemli. Dolayısıyla kategorik olarak yaşlıların dijital araçları kullanamadıkları, yaşlarından mülhem, yaşlarından dolayı kullanma becerilerinin olmadığını söylemek çok büyük bir yanılgı. İnsanlar yoksul oldukları için sahip değiller. Yoksul oldukları için, geride bırakıldıkları için eğitim bakımından bunun kullanım yatkınlığına sahip değiller. Burayı mutlaka dikkatinize sunmak isterim. Tartışmak gerekiyor burayı. Bu çok önemli bir ayrımcılık noktası aynı zamanda. Nitelikli bilgiye ulaşamaması insanların, halen yaşlıların sokağa çıkma yasağı olduğunu, bir takım kısıtlamaları olduğunu düşündüğümüzde, halen bu araçlara sahip olmaması, halen internet bağlantılarının olmaması çok önemli bir insan hakları ihlali. Onun için biz hani Senex dernek olarak da şunu söylüyoruz: madem yaşlıların sokağa çıkması yasaklanıyor, engelleniyor, o zaman internet altyapıları ücretsiz olmalı. İnternet altyapıları ücretsiz sunulmalı. Ve bir takım dijital araçlar yaşlılara ücretsiz olarak sunulmalı. Ve dahası, eğer kenti kullanamıyorsa yaşlı insanlar, niye vergi ödesinler? Hizmet alamıyorlarsa niye vergi ödesinler, değil mi? Önemli bir nokta. Bilmiyorum, belki bu biraz ajitatif şekilde söylediğim bu şeyi, tartışma noktasını son bölümde hep birlikte ele alabiliriz. Bir soru vardı. Ben biraz hızlı gittim. Evet, o soruyu alayım. İlk bölümden bir soru var. Siz ikinci bölüme başlamıştınız, o yüzden kesmedim. Özlem Erden Aki, ilaç ile kastedilen her türlü ilaç mı, yoksa ruh sağlığı için kullanılan ilaçlar mı diyor? Herhangi bir ayrım olup olmadığını soruyorlar. Evet, teşekkürler. Bu önemli bir soru. Biz orada bir ayrım yapmadık. Ruh sağlığına ilişkin veya başka türlü bir ilaç diye. Kendilerine öznel sağlıkları ile ilgili bir bölümümüz var. O bölümdeki sorularımızdan birisiydi. İlaç kullanıyor musunuz diye sorduk. Dolayısıyla buradaki ilaç kullanımı bizim öznel sağlık bölümünde analiz ettiğimiz sorulardan birisiydi. Çok çarpıcı olduğu için taşımak istedim buraya. Bütün şeyi kapsıyor. Bütün ilaçlarını kapsıyor. Peki. Peki, yaş algısına geçelim. Yaş algısı ve ayrımcılığa geçelim. Şimdi buraya geçmeden bir şeyi belirteyim. Bu sorularla ilgili. Bizim Antalya Yaşlılık Araştırması'nda sorduğumuz soruların ana omurgası, ana modülümüz, yani merkezde yer alan modülümüz, Avrupa'da sürdürülen birçok araştırmanın aynı zamanda sorularıyla benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla burada elde ettiğimiz bir soru ve o soruya dayalı olarak yaptığımız analizler, Avrupa'daki, işte Türkiye'nin de dahil olduğu 33 ülkede kıyaslama imkanına sahibiz. Bu bakımdan da standartize ettiğimiz bir araştırmaydı bu. Şimdi bu yaş algısıyla ilgili tam da benzer bir soru var. Yani Avrupa'da 33 ülkede sorulan bir soru var. Onun Antalya'daki yansımalarına bakalım. O soru şu: kaç yaşındaki bir kişiye artık genç denilmez?
katılımcılara sorduğumuz bir soruydu. Aynı zamanda az önce söylediğim gibi Avrupa'da da sorulan bir soru bu. Avrupa düzeyinde sorulan bir soru bu. Antalya'daki katılımcılarımız verdikleri yanıtların ortalamasına baktığımızda 56 yaşındaki birisine artık genç denilmez diyorlar. Kadın ve erkek arasında küçük farklılıklar var. Kadınlar bu sınırı 57'ye yükseltmişler. Erkekler 55'e düşürmüşler. Bir ikinci soru sorduk. O soru şuydu. Kaç yaşındaki bir kişiye yaşlı denilir sorusuydu. Evet, kaç yaşındaki bir kişiye yaşlı denilir sorusuydu. Orada da verilen yanıtlara baktığımızda ortalama 71 yaşındaki bir kişiye yaşlı denilir yanıtını aldık. Yine kadınlar ve erkekler arasında bir ayrım vardı. Kadınlar 72 yaşını işaret etmişlerdi ortalama olarak. Erkekler 69 yaşını işaret etmişlerdi. Üçüncü sorumuz da şuydu. Kendinizi kaç yaşınızda, kaç yaşında hissediyorsunuz sorusuydu. Yanıt 53 çıktı. Bu önemli, bu üçü de önemli bir bulgu aslında. Yaşın nasıl algılandığını ölçmeye çalıştık. Rakamsal olarak ölçmeye çalıştık. İlk sorumuz kaç yaşındaki bir kişiye artık genç denilmez veya kaç yaşındaki bir kişiye yaşlı denilir sorusu Avrupa'da da sorulan bir soru. Kime yaşlı denilir sorusunun yanıtı Türkiye ortalaması 64, bunu söyleyeyim size. 2018 yılında yaptığımız Türkiye genelindeki bir araştırmada 64 yaşı çıkıyordu. Antalya'da 71 çıkmış. Dolayısıyla Antalya'daki katılımcılarımız kime yaşlı denilir sorusuna verdikleri yanıtta biraz daha yukarı çekiyorlar bu oranı. Peki, şimdi bir ilerleyelim. Ayrımcılık boyutuna gelelim. Şimdi ayrımcılık boyutunda biz 5 tane soru yöneltiyoruz. 1. Yaş ayrımcılığını anlamaya çalışıyoruz. Cinsiyetçiliği anlamaya çalışıyoruz. Etnik ayrımcılığı anlamaya çalışıyoruz. İnanca dayalı bir ayrımcılık var mı? Bunu çözümlemek istiyoruz. Ve son olarak da insanlar siyasi görüşleri nedeniyle ön yargılı bir muameleyle veya haksızca bir muameleyle karşılaştılar mı? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi rakamları görüyorsunuz ekranda. Bakın Antalya'da bizim bu son yaptığımız dönemde yaş ayrımcılığına maruz kalanların oranı %11. Bu çok yüksek bir rakam. Türkiye genelinde son yaptığımız çalışmada Rolf-Wolenberg Enstitüsü'nün desteğiyle tam bu korona krizi döneminde yaptığımız, Nisan ayında yaptığımız bir araştırmada %7.7 çıktı. %8 oranında çıktı Türkiye genelinde. Hemen bir sene önce yine Ayvasan'ın desteğiyle yaptığımız 2018'de yaptığımız araştırmada yaşlanma algısı, yaşlanma tahvilleri araştırmasında bu oran %6.5 çıkmıştı. Şimdi Antalya'da ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi %11'i şöyle okumak lazım. Biz Antalya'da 2013 yılından beri araştırma yapıyoruz ve benzer soruyu soruyoruz. 2013 yılında yaş ayrımcılığına maruz kaldığını söyleyenlerin oranı %3.5'tu. 2016'ya geldiğimizde bu oran %7'ye çıktı. Şimdi bizim son yaptığımız araştırmada %11'e çıktı. Dolayısıyla biz Antalya yaşlılık araştırması sayesinde şunu biliyoruz. Yani burada yaş ayrımcılığı dediğimiz mesele artarak ilerliyor. Bir artma eğilimi var. Bu çok çarpıcı. Farkındalık da artmış olabilir burada. Ama mutlaka bu boyutunu düşünmemiz gerekiyor. Bu böyle azalarak giden bir şey değil. Ya da sabit kalan bir şey değil. Artarak ilerleyen bir yapısı var. Özellikle buraya dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi hemen bu görselin altında en fazla, bu ayrımcılıktan en fazla etkilenen kesimleri işaret ediyoruz. Bakın İ ve S harfleri imtiyazsız sınıfları gösteriyor. İmtiyazsız sınıfların %18'i yaş ayrımcılığına uğradığını söylüyor. Erkeklerin %14'ü. Bunlar en fazla etkilenen kesimler. Yani diğer sınıflara göre imtiyazsız sınıflar, kadınlara göre erkekler kendilerinin daha fazla yaş ayrımcılığına maruz kaldıklarını söylüyorlar. Belki bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum sizin. Son bölümde tartışabiliriz bunu. Ama çok önemli bir nokta var. Bu yaş ayrımcılığıyla ilgili. Onu söylemek isterim size. Benim yaptığım çalışmalarda özellikle yaşlı insanlar artık servet üretemedikleri zaman yaş ayrımcılığına daha fazla maruz kaldıklarını söylüyorlar. Bakın burası çok önemli. Ne demek servet üretememek? Artık işlerinden emekli olduklarında, gelir getirici bir işte çalışmadıklarında, bir kazanç elde edemediklerinde, yani yoksullaştıklarında daha fazla yaş ayrımcılığına maruz kaldıklarını söylüyorlar. Yani statülerini yitirdiklerinde, toplumsal statülerini yitirdiklerinde daha fazla ayrımcılıkla karşı karşıya, yaş ayrımcılığıyla karşı karşıya kalıyorlar. Nitekim burada imtiyazsız sınıflar içinde, en alttaki sınıflar içerisinde yaş ayrımcılığının daha yüksek olmasının
nedenlerinden birisi de bu olabilir. İkinci ayrımcılık türü bizim ölçmeye çalıştığımız noktalardan birisi cinsiyetçilikti. %4 oranında çıktı bu oran. Cinsiyetçilikle karşı karşıya kaldığını söyleyenlerin oranı. Kültürel soylular içerisinde, yani en üst sınıflar içerisinde çok yüksekti. %10'a ulaşıyordu. Yine kadınlar arasında yüksekti. %5 oranındaydı. Önemli bir noktaydı bizim için yine cinsiyetçilik. Belki bununla ilgili de hem yerel yönetimler düzeyinde konuşmak lazım. Hem de sizin yorumlarınızı en son bölümde almak isterim. Etnik ayrımcılık çok sık karşılaşılan ayrımcılık türlerinden birisiydi. Çok konuşulan ayrımcılık türlerinden birisiydi. Bizim katılımcılarımız arasında %5'i etnikleri nedeniyle ayrımcılığa uğradı. Üst sınıflar diğer sınıflardan daha fazla uğradığını dile getirdiler. İnanç ayrımcılığı bir başka ayrımcılık noktasıyla ölçmeye çalıştığımız. Katılımcılarımızın %8'i inançları nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını dile getiriyorlar. Üst sınıflar arasında bu oran %13, yine bütün sınıflardan daha yüksek ve erkekler arasında kadınlara nazaran daha yüksek. Şimdi çok çarpıcı, siyasi görüş nedeniyle ayrımcılığa maruz kalanlara baktığımızda katılımcılarımızın %16'sı siyasi görüşleri nedeniyle kötü bir muameleye maruz kaldıklarını veya ön yargılı davranışa maruz kaldıklarını dile getirmişlerdi. Şimdi burada beni şaşırtan durumlardan birisi şu, üst sınıflarda ve orta sınıflarda dörtte biri, katılımcılarımızın dörtte biri siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyorlar. Ve tabii kadınlara göre erkekler 1/5 oranda daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını dile getirmişler. Evet, soru var mı? Yani bu soruyu sormazsam olmaz diyen var mı? Bize soru ileten. Yoksa son bölüme geçeceğim. Ondan sonra forum, hep birlikte bir forum yapalım. Evet, Seda bakıyor şimdi. Üst sınıflarda cinsiyetçiliğe maruz kaldığının farkında olma hali daha yüksek olabilir diye bir yorum geldi. Evet, evet haklısınız. Bu böyle bir şey de olabilir. Farkındalıkla ilgili bir mesele olabilir. Bu ayrımcılıkla ilgili zaten şeyi tartışırken, konuyu belki tartışırken son bölümde bunu da tekrar ele alabiliriz. Evet, şimdi son bölüme geçelim. Yine seçilmiş bulguları paylaşacağım sizinle. Az önce de seçilmiş bulguları, öne çıkan bulguları paylaşmıştım. Burada da 3 gruba ayıracağım. Önce kente ilişkin, kent hakkına ilişkin bilgileri, kent hizmetlerini arkasından. Daha sonra ülkeye ilişkin algıları ve beklentileri paylaşacağım. Şimdi grafikte göreceksiniz. Hep benzer bir grafik var. Bir skala var. 0 ile 10 arasında bir skala var. Yani 0 ile 100 arasında düşünebilirsiniz. Bu skalada hizmetleri, katılımcıların yaşam koşullarını değerlendirmelerini istedik. Şöyle bir soru sorduk kendilerine. 0 ile 10 arasında düşündüğünüzde en iyi yaşam koşulları 10 puana karşılık geliyor. En düşük yaşam koşulları 0 puana karşılık geliyor. Kendi yaşam koşullarınızı bu 0 ile 10 arasındaki skalada nereye koyuyorsunuz diye sorduk. Birazcık öznel şeyi çıkartmaya çalışıyoruz. Mevcut durumlarını çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi katılımcılarımızın ilk grafikte göreceksiniz. Mevcut durumları, şimdiki durumları 10 puan üzerinden 6.4 olarak çıktı. Dolayısıyla kendilerinin hani 5'i 0 ile 10 arasında 5 puanı bir orta nokta olarak kabul edersek ortanın biraz üzerinde yaşam koşullarının olduğunu ifade ediyorlar. Bu ne anlama geliyor? Kıyaslama yaparsak ancak anlayabiliriz. Şimdi 3 yıl sonra nasıl olacak yaşam koşullarınız diye sorduk. Dolayısıyla geleceğe ilişkin algısını ölçmeye çalıştık. Bir bakıma da gelecek beklentisini anlamaya çalışıyoruz. İnsanların umutlu olup olmadıklarını anlamaya çalışıyoruz. Bakın 3 yıl sonra bunun daha da düşeceğini söylüyorlar. Bu çok çok dikkat edilmesi gereken bir eğilim. Dikkatle izlenmesi gereken bir eğilim. Nitekim 3 yıl önceyle kıyaslayın dediğimizde 3 yıl önce daha yüksek olduğunu, yaşam koşullarının daha iyi olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla geçmişle kıyasladıklarında ve bugünle kıyasladıklarında geleceğe ilişkin içinde bulundukları koşulları daha olumsuz olarak değerlendirmeleri, gelecek beklentisinin de nasıl değiştiğini anlamamızı sağlıyor. Tabii insanlara hak ettikleri yaşam koşullarını da soruyoruz. Dikkat ederseniz hak ettiğiniz yaşam koşulu nedir dediğimizde 8.6'ya çıkıyor 10 puan üzerinde. İnsanlar daha iyi bir dünyada, daha iyi bir ülkede ve daha iyi bir kentte yaşamak istediklerini belirtiyorlar. Bunu hak ettiklerini belirtiyorlar. Ve haklarının aslında bu kentte yaşarken haklarının bu olduğunu, daha iyi bir yaşam koşulu olduğunu söylüyorlar. Bu çok çarpıcı ve bizim son 3 döneme baktığımızda Antalya Yaşlılık Araştırması'nda bu eğilim değişmiyor.
Bu eğilim değişmiyor. Çok çarpıcı bir eğilim. Her zaman hak ettiklerinin daha iyi yaşam koşulu olduğunu dile getiriyorlar. Komşuları ve arkadaşlarıyla da kıyaslıyoruz elbette. Orada da dikkatinizi çekecektir. Kendilerine benzer olduğunu hem komşularının hem arkadaşlarının kendilerine benzer durumda olduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla beklenen, istenilen, arzu edilen ve hak edilen yaşam koşullarıyla mevcut durum arasındaki bu açıklık, bu makasın bu kadar açılmış olması önemli bir umutsuzluk kaynağı gibi görünüyor geleceğe ilişkin. Evet, bu bölümde kente ilişkin algılar ve memnuniyeti biraz değerlendirmek istedik. Şimdi sol taraftaki grafikler az önce sözünü ettiğimiz gibi yine 10 puan üzerinden kamu hizmetlerini değerlendirmesini istiyoruz katılımcılarımızın. Bakın, Antalya'daki kamu hizmetlerini değerlendirin dediğimizde ulaşım için verdikleri notu görüyorsunuz. Tamam mı? Bu Antalya'daki yerel yönetimler için bence önemli bir şey. Eğer bugün aramızda Antalya'daki yerel yönetimlerin temsilcileri varsa bunu mutlaka dikkatlice izlemeleri lazım. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nden katılım varsa ben dikkatlerini çekmek isterim bu noktaya. Ulaşım için 7.3 puan vermişler, 10 puan üzerinde. Antalya'daki sağlık hizmeti için 7 puan vermişler. Güvenlik için 6.8 vermişler. Ve yerel yönetimler için hem ilçe belediyeleri için hem de Büyükşehir Belediyesi için ortalama 7 puan vermişler. Bunlar yani 10 puan üzerinden kıyasladığımızda ortalamanın üzerinde değerlendirmeler gerçekten. Yüksek demeyelim ama ortalamanın üzerinde yükseğe doğru giden bir şey var, bir eğilim var. Nitekim kadınlar daha pozitifler bu saydığımız başlıklarda. Erkeklere göre hem ulaşımı, hem sağlığı, hem güvenliği, hem de yerel yönetimleri daha pozitif, daha yüksek bir puanla değerlendiriyorlar. Aynı sınıfta en alttaki, aynı şekilde en alttaki sınıflar, imtiyazsız sınıflar, diğer sınıflara göre daha olumlular. Kendilerine sunulan hizmetin kalitesiyle ilgili daha olumlu görüşlere sahipler. Dolayısıyla hani kente ilişkin algılarını ölçtüğümüzde ortalamanın üzerinde biraz böyle pozitif diyebileceğimiz, bu saydığımız başlıklarda pozitif diyeceğimiz bir eğilim var. Şimdi bakalım Antalya'daki hani diğer kent hakkı diyebileceğimiz bazı unsurlar. Yol trafik güvenliği. Antalya'daki en düşük not alan alanlardan birisi bu, boyutlardan birisi. Umuyorum şeyden, emniyetten aramızda katılımcılar vardır. Yani bu yol ve trafik güvenliğinin bu kadar düşük olması önemli bir mesaj Antalya için. Yani bir kent için önemli bir mesaj. Çünkü trafik güvenliği önemli kent haklarından birisi. Mutlak suretle bunun iyi izlenmesi gerekiyor. Havanın kalitesini sormuşuz. Burada pozitif bir şey var, eğilim var. 7.1 çıkmış. Çevre temizliğini sorduğumuzda nispeten pozitif bir eğilim var. Suyun kalitesi çok enteresan bir boyut. Ya bunu özellikle konuşmak isterim. Şimdi suyun kalitesi diğerlerine göre biraz düşük. Bakın bir onu görebilir miyiz Seda? Ben şimdi burada kaçırdım. 5.1 değil mi? 5.3 mü? 5.3 suyun kalitesi. En düşük puan almış. En düşük. Seda bir öncekine geçeceğiz herhalde. Evet, suyun kalitesi. En düşük puan almış noktalardan birisi. Dikkatinizi çekecek. Şimdi burada enteresan bir şey var. Bütün boyutlarda kadınlar daha pozitif bir eğilim sergilerken aldıkları hizmete ilişkin veya kent hakkına ilişkin suyun kalitesi söz konusu olduğunda kadınlar erkeklere nazaran daha fazla olumsuz görüş bildirmişler. Bunu da belki son bölümde konuşabiliriz hep birlikte. Çok önemli bulgulardan birisi bu. Yine elektrik altyapısıyla ilgili nispeten ortalamanın üzerinde bir değerlendirme var. Ama şu pattern bozulmuyor. Suyun kalitesini dışarıda bıraktığımızda kadınlar daha pozitifler, kent hakkıyla ilgili de daha pozitifler, imtiyazsız sınıflar yine daha pozitif bir eğilim sergiliyorlar. Şimdi bu son bölüm kente ilişkin algılar ve memnuniyet şeyinde ülke koşullarını soruyoruz. Bakın bu bölümde. Burası çok çarpıcı. Bakın sorumuz şuydu. Ülkedeki eğitim, yaşadığınız ülkedeki, Türkiye'deki eğitim sistemini değerlendirin. Aynı skalada değerlendirme yapmalarını istedik insanlar. Verilen puan 3.9'du. Az önceki puanları düşündüğünüzde, yani bu ortalamanın altında kalıyor. Türkiye'deki eğitim sisteminden memnun değil insanlar. İkinci önemli boyut demokratik kurumlardı. Demokratik kurumlara ilişkin algılarını sorduk burada. Bakın en düşük puanlardan birine sahip. İnsanlar, bizim araştırmamıza katılan Antalya'daki insanlar, yetişkin insanlar
Diğer hizmetler söz konusu olduğunda Türkiye'deki demokratik kurumlara verdikleri not 3.6. Bu çok çarpıcı. Yine aynı şekilde emeklilik ve sosyal güvenlik bağlamında da değerlendirdiğimizde, ülke koşullarını değerlendirdiğimizde 4.3 puan veriyorlar. Çok manidar. Nitekim erkekler kadınlara nazaran daha bu konuda negatif değerlendirmeleri var. Daha eleştirel yaklaşıyorlar. Orta sınıflar diğer sınıflara nazaran daha eleştirel yaklaşıyorlar. Şimdi başlarken dile getirdiğim şu mesele çok önemliydi. Özellikle merkezi hükümetler yetkilerini yerele devrediyorlar. Yerelde daha etkin bir şekilde hizmet sunulması için. Ancak bu hizmetlerin parçalanmasına yol açıyor dedik. Fakat başka bir önemli trend var Türkiye'de. İnsanlar, özellikle orta sınıf ve bunun çevresindeki orta sınıf üzeri ve orta sınıftaki insanlar daha iyi hizmet alabilecekleri kentlere doğru göç ediyorlar. Dolayısıyla bir kent nasıl yaşlanıyor dediğimizde bu bizim için çok anlamlı, çok çarpıcı durumlardan birisi. Göç deneyimi, göç pratikleri bir kentin nasıl yaşlandığını da gösteriyor. Ve bu göç pratiğinin arkasında en önemli motivasyon şu: ülkedeki koşullardan memnun değiller. Bu koşulların üzerinde daha iyi hizmet alabileceklerine inandıkları kentlere doğru insanlar göç ediyorlar. Antalya da bu kentlerden birisi. O nedenle Antalya yaşlılık araştırması ve Antalya'nın bu anlamda rafine bir analizi bize çok şey söylüyor. Umuyorum tartışma bölümünde sizlerin de katkısıyla yerel yönetimlere ne tür ödevler, dersler düşüyor? Buradan nasıl dersler çıkartması lazım? Hep birlikte bunu tartışabiliriz. Evet, bitirirken bir teşekkürle bitireyim. Hem destekçilerimize teşekkür ediyorum. Senex Derneği'ne teşekkür ediyorum. Hem de bu seneki araştırma ekibimize, katılımcılarımıza, bizimle birlikte veri toplayan genç araştırmacılara teşekkür ediyorum. İsterseniz şimdi hem öncelikle sorulardan başlayalım, sonra önerilere geçelim. Seda, belki soru varsa önce onları alabiliriz. Veya soru sormak isteyen varsa onu alabiliriz. Sorulardan sonra da hem katkıları hem de öneriler varsa, yerel yönetimlere öneriler varsa onları değerlendirebiliriz. Evet, buyurun. Sözü size bırakayım. Evet. Bir sorum var. Değil mi? Katılımcılarımızdan birisi. Ben göremedim tam. Özlem Hoca. Evet. Özlem Hocam. Buyurun. Merhaba, merhaba Özgür Hocam. Merhaba Özgür Hoca. Ya daveti için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok kıymetli bir çalışma. Biraz kıskanarak izledim açıkçası. Yani hiç hani herhangi bir maddi yardım almadan böyle bir şey gerçekleştirmek gerçekten son derece de zor. Hani bayağı bir emek gerektiriyor. Ben bir iki bir şey soracağım size. Bir, hani katılımcıları nasıl saptadınız? Nasıl aldınız? Hani farklı semtlerden mi aldınız? Hangi yöntemle aldınız? Bir öncelikle onu sorarak başlamak istiyorum. Ondan sonra bir yerde daha sorum olacak. İsterseniz hani bunu bir konuştuktan sonra belki öbür soruyu sorarım. Tabii hocam. Çok teşekkürler. Bu aslında yöntem bölümünde bahsetmek istediğim ama katılımcıları da çok detayla sıkmak istemediğim bir unsurdu. Onun için iyi bir fırsat oldu benim yanıtlamam için. Biz şöyle bir yöntem izliyoruz Antalya'daki bu üç dönemde de. Üç tane büyük merkezde şey var. İlçe var. Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa. Tabii bunlar Antalya'yı tanımayanlar için bir şey ifade etmeyecektir. Ama şöyle sınıflandırabiliriz bunları. Bir tanesi Muratpaşa dediğimiz ilçe, en yerleşik olan ilçelerden birisi. En nüfus en büyük, yüz ölçümü en küçük ilçe, en varlıklı ilçelerden birisi. Çok enteresan, tabii en yaşlı ilçelerden birisi. Ve kıyı şeridinde konumlanan ilçelerden birisi. Konyaaltı göç eden insanların özellikle orta sınıfın ilk yerleştiği yerlerden birisi. Ve biraz daha orta sınıfların yoğun olduğu, yine tahmin edeceğiniz gibi kıyı şeridi de olan ama içeri doğru uzanan böyle mahalleleri ve köyleri olan aynı zamanda bir yerleşim yeri, bir ilçesi. Kepez ise daha çok kentin çeperinde yer almış. Kırdan kente doğru göç edildiğinde ilk yoksulların veya orta sınıf altı insanların ilk geldiği noktalardan birisi. Ana hatlarıyla tabii bunlar şey olarak söylüyorum, genel özellikleri itibariyle. Biz şöyle bir yol izliyoruz. Bu ilk üç ilçede öncelikle nüfusa oranla şeyi tespit ediyoruz. Örneklem sayısına düşen oranı tespit ediyoruz. Bu ilçenin 55 yaş üstü nüfusu oranlayarak seçim yapıyoruz. Şöyle bir yol izliyoruz. Mahalleleri seçiyoruz. Mahalle seçimindeki kriterimiz şu: nüfusu en yüksek mahalleyle
nüfusu en düşük mahalleyi alıyoruz. Yani tam ilçe merkezlerinin merkezinde yer alan en büyük mahalleyle çeperinde yer alan en küçük mahalleyi. Dolayısıyla en büyük mahalleyi aldığımızda çeşitliliğin en çok olduğu mahalleyi, en küçük mahalleyi aldığımızda da biraz böyle ulaşamadığımız insanlar olursa daha küçük gruplara ulaşmaya çalışıyoruz. Buradan tesadüfi olarak konutlara giriliyor. Tesadüfi bir seçim yapılıyor. Ve orada gönüllü olan, çalışmaya katılmaya gönüllü olan insanlarla, yaşlılarla, yetişkin yaşlılarla görüşmeler yapılıyor. Biz örneklemimizi tesadüfi olarak bu anlamda, bu saydığım kriterlere göre yine cinsiyet ve yaş kotası gözeterek, orada bir tabaka oluşturarak, oranlayarak nüfusa seçimini yapıyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Bir ikinci sorum da şeyden olacak Özgür Hocam. Bu inanç ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı, siyasi görüş ayrımcılığı, bunlar çok hani çarpıcı rakamlar gerçekten. Ama anladığım kadarıyla bu ayrımcılıklar böyle daha üst sınıf, işte daha kültürel olarak imtiyazlı sınıflara gittikçe daha fazla algılanıyor. Yani daha yüksek çıkıyor oranlar. Bu bir hani o kişilerin bilinçlilik haliyle hani bu kavramlara aşina olmaları ve bu durumları fark etmeleriyle alakalı olabilir. Çünkü biz de çok yani böyle bir şey değil tabii. Hani bir polikliniğimizde yaptığımız çalışmada gerçekten daha kültürel sermayesi daha yüksek olan insanların mesela ayrımcılıkla ilgili özellikle bu sokağa çıkmayla ilgili yasakları daha ayrımcı şekilde algıladıkları gibi kabaca bir ön şeyimiz çıktı, sonucumuz çıktı. Bir bu olabilir. Kavramlara aşinalık, bu algılama. İkincisi de şöyle düşündüm ben. Mesela inanç ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı ya da siyasi görüş ayrımcılığı, etnik ayrımcılık. Hani bunlar böyle daha alt sınıflarda, daha imtiyazsız sınıflarda biraz daha düşük çıktı oranlar dediğinizi yanlış anlamadıysam. Bu toplulukların daha homojen olmasıyla da ilişkili olabilir mi? Çünkü ne kadar kültürel sermayeniz yüksekse o kadar farklı alanlara giriyorsunuz, farklı yerlere giriyorsunuz, daha çeşitli insanlarla karşılaşıyorsunuz, algı açık oluyor. Alt gruplara gittikçe, imtiyazsız sınıflara gittikçe daha kapalı toplumlar, benzer inanç, işte benzer şeyler. Acaba bununla açıklanabilir mi? Hani merak ettiğim için soruyorum. Siz nasıl yorumlarsınız bunu? Evet, bir boyutuyla açıklayabiliriz bunu. Bu konuda haklısınız hocam. Özellikle kültürel sermayesi yüksek olan üst sınıfların ve kültürel soyluların cinsiyetçilikle ilgili mesela farkındalıkları daha yüksek gibi görünüyor. Çünkü cinsiyetçiliği daha yüksek maruz kaldıklarını söylüyorlar. Yine siyasi görüş ayrımcılığına daha fazla maruz kaldıklarını söylüyorlar. Çünkü siyasetle uğraşıyorlar. Yani kültürel sermayeleri de yüksek olduğu için özellikle orta ve üst sınıflar siyasetle uğraşıyorlar. Bu bakımdan enteresan. Biz onların şeylerini de sorguluyoruz. Bir üyelikleri var mı? Yani bir siyasi partiye, bir vakfa, bir derneğe, bu anlamda sivil topluma katılımları var mı? Başka sorularımız da var tabii. Oradan hareketle söylüyorum bunu. Özellikle orta sınıf üzerindeki kesimler kentle daha iç içeler bu anlamda. Daha fazla katılabiliyorlar kente. Hem siyasi partiye, hem bir vakfa, derneğe. Hani sivil olarak da, sivil inisiyatiflerde daha fazla yer alabiliyorlar. Tabii ki daha fazla siyasetle uğraştıkları için farkındalıkları yüksek. Bu bağlamda yüksek. Ancak yaş ayrımcılığında öyle değil. Yani bu çok çarpıcıydı. İmtiyazsız sınıflarda daha yaygındı yaş ayrımcılığı. 1/5 oranında. Yani en yüksek şeydi, imtiyazsız sınıflarda %18 çıkmıştı. Doğru. Bu çok çarpıcı. Çünkü şeyle de örtüşüyor. İşte az önce söylediğim servet üreten yaşlılar, bakın yaşlıların tarih boyunca statüleri hep şöyle deniliyor. Şöyle bir klişe var. Geçmişte yaşlıların statüleri daha yüksekti. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani tarih boyunca yaşlıların statüleri hiçbir zaman böyle şey olmadı. Yani yüksek olmadı. Homojen bir şekilde yüksek olmadı. Tam tersine varlıklı olan yaşlıların statüleri her zaman daha yüksekti. Bunun nedeni de servet üretiyor olmaları. Servet üretebildikçe dolayısıyla ayrımcılığa, yaş ayrımcılığına maruz kalmıyorlar. Daha az maruz kalıyorlar veya. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla servet üretemediklerinde, bu işte emekliliğe geçişte çok çarpıcı. Veya işlerini kaybettiklerinde çok çarpıcı. Yoksullaşmaya başladıklarında çok çarpıcı. Veya şeyi söyleyelim, sizin alanınızda benim gözlemlerim var. Mutlaka siz de gözlemliyorsunuz. Demans Alzheimer meselesi söz konusu olduğunda inanılmaz bir şekilde statü kaybı, aile içerisinde statü kaybı söz konusu. Bizim edindiğimiz yine
bulgular, demans Alzheimer hastalarıyla yaptığımız çalışmalar ve aileleriyle yaptığımız çalışmalarda, orada bu anlamda insan hakları ihlallerinin de çok daha fazla yaşandığını görüyoruz. O çok çarpıcı bir şey. Bunu diğer şeylerden ayırt ederek, yani bu ayrımcılığın nasıl algılandığını da diğer boyutlardan veya diğer sınıflardan ayırt ederek anlamak lazım. Onun için biz bu araştırmanın bulgularını 3 dönemdir hem sınıfa göre hem toplumsal cinsiyete göre ayırarak ve bu kesişimle, yani toplumsal sınıfı da, sınıfları da analiz ederken eğitim ve gelirin kesişimiyle ölçmeye çalışıyoruz. Kesişimsellik perspektifi bizim için çok önemli. Çünkü sadece dezavantajlı konumları değil, avantajlı durumları da anlamaya çalışıyoruz. Nitekim yani şu bir problem, yöntemsel olarak bir problem olur. Yaşlı insanların tamamı sorumlu insanlar değiller. Burada çok heterojen bir gruptan söz ediyoruz. Dolayısıyla sorun odaklı bir araştırma hep sorunları dile getirir. Oysa bizim araştırmamızda çok varlıklı kesimler de var. Mesela geçen sene yaptığımız bir şeyde, ne diyeyim, bir yayında kültürel soyluların kültürel tüketimlerinin nasıl olduğunu anlamaya çalıştık. Üst sınıfların ve kültürel soyluların. Yani orada inanılmaz bir çeşitlilik vardı. O kültürel tüketimin çok, yani değişken bir ritmi vardı. Dolayısıyla bu güçlü yönleri de analiz etmek istiyoruz bu Antalya Yaşlılık Araştırması'nda. İşte bu kesişimsellik biraz ona imkan tanıyor tabii. Katmanları daha rafine bir şekilde analiz etmemizi sağlıyor. Belki yerel yönetimler içinde bunlar iyi olabilir. Yani bu tip analizler daha anlamlı olabilir. Nasıl bir grupla karşı karşıya olunduğunu anlamak için. Son çok kısacık bir şey, bir soru daha soracak kişi, çok vakit almayayım. Şöyle bir şey dediniz, bu hani dijital yoksulluk anlamında, dijital yoksulluk yaşlı yoksulluğuyla çok ilişkili aslında. Yani yoksulluk arttıkça dijitale, teknolojiye ulaşım azalıyor. Gençlerle ilgili bir veri var mı elinizde? Mesela gençlerde bu dağılım nasıl, çok merak ettim ben acaba. Hani o kesişimsellikten bahsedince, mesela gençlerde hani gelir az da olsa yine de teknolojiye ulaşım acaba daha fazla oluyor olabilir mi? Hiç bununla ilgili bir şeyiniz var mı, veri? Evet, bununla ilgili iki şey söyleyeyim. Bir tanesi bizim çalışmamızda tabii bu 55 yaş üstündeki grup. Dolayısıyla biz o gruba ilişkin veri üretiyoruz Antalya Yaşlılık Araştırması'nda. Ama Türkiye genelinde yaptığımız bir çalışma var yakın zamanda, Nisan ayında. Yaşlı hakları bir ayrımcılığıyla ilgili tüm 18 yaşın üzerindeki herkese sorduğumuz bir çalışma. Orada elimizde teknolojiyle ilgili bulgular var. Bu patern değişmiyor. Yoksullukla olan, yani konvansiyonel eşitsizliklerle dijital eşitsizlikler arasında kuvvetli bir bağ var. Yani tamam. Yoksulsa sahiplikle ilgili önemli sorunlar yaşıyor. Ama ikinci bir şey var. Buraya dikkatinizi çekmek isterim. Genç araştırmacılar da var aramızda. Hani onlara da paylaşmak isterim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun teknoloji kullanımı, hane halkı teknoloji kullanımı araştırması var. Bu araştırmada çok çarpıcı. Bakın benim yaptığım son analizlerde, bu resmi istatistikler bunlar ve mikro dataya ulaşabilirler. Orada son yaptığım analizlerde iki kesim dijital eşitsizlik bağlamında birbirine çok yakın çıkıyor. Çok benzer çıkıyor. Yaşlı haneler, yani iki kişiden ve daha az sayıda kişiden oluşan, tek başına yaşayan, onu kastediyorum. Yaşlı haneler ve beş ve daha fazla kişiden oluşan genç haneler dijital eşitsizlikte sahiplik bakımından birbirine benziyorlar. Yani dijital araçlara sahip değiller. Bunlar aynı zamanda en temel özelliği yoksul olmaları. Yani yoksullukta, evet, buluştukları için bu iki kesim birbiriyle benzeşiyor, örtüşüyor. Bölgesel olarak da çok çarpıcı. Yaşlı haneler daha çok kuzeyde, yani Karadeniz ve iç kesimlerde, ama kuzeye doğru iç kesimlerde yaygınlaşıyor. Tek başına yaşayan haneler. Yoksul hanelerden söz ediyorum. Yoksul yaşlı hanelerden. Genç kalabalık haneler ise Güneydoğu ve Doğu'da çok yerleşikler. Onun için bu iki bölge dijital eşitsizlikte yoksulların yoğun olarak ve tabii ki yaşa bağlı bu saydığım özellikleri gösteren hanelerin olduğu iki bölge. Bu bağlamda da bence o datayı analiz etmek ve bakmak lazım. Dolayısıyla şurası önemli. Bu klişe çok yanıltıcı. Yaşlarından dolayı insanların internet kullanamadığı veya akıllı telefon kullanamadığı ya da bilgisayar kullanamadığı algısı çok büyük bir ön yargı. Böyle bir şey söz konusu değil. Kesinlikle değil. Bizim çalışmalarımız yoksulluk nedeniyle, yani sınıfsal pozisyonları nedeniyle teknolojiyi hem sahip olamadıkları hem orada yatkınlık geliştiremediklerini insanların gösteriyor. Tabii Türkiye'de de iki grup var yoksullukla çok çarpıcı bir şekilde karşılaşan. Birisi çocuklar, 15 yaşının altındaki çocuklar. Diğeri de yaşlılar. Çocukların %25'i, yaşlıların da %17'si
yoksulluk riski altında yaşıyorlar. Çok kıymetli bulgular. Çok teşekkür ederim. Manolya soru sormak istiyor. Evet, buyurun. Merhaba. Öncelikle böyle bir araştırmayı bize sunmanızda emeği geçen herkese ve sunum için sizlere teşekkür ederim. Hocam ben şimdi bazı konularla ilgili kuşakla bağdaştırarak bir şeyi merak ettim. Şimdi bahsettiğiniz araştırmayı yaptığınız dönemde yaşayan yaşlar 1940 ila 60 arası doğanlar. Şimdi bu dönemde hani bebek patlaması kuşağı diyoruz. Türkiye bağlamında baktığımızda genelde kadınların ve erkeklerin eğitim düzeyini bu dönemde aldıkları eğitime kıyasladığımızda zaten sizin de bulgularınızda gösterdiğiniz üzere kadınların oldukça düşük bir eğitim düzeyine sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda ev kadını olduklarını görüyoruz. Erkeklerin ise daha çok kamusal alana katılan hem gerek eğitimleri sebebiyle hem de muhtemelen hani o dönemin o kuşağın algısı sebebiyle süre giden bir iş bölümü, toplumsal cinsiyete bağlı bir iş bölümünü oluşturduklarını görüyoruz. Burada iki şeyi merak ediyorum. Yani birisi yani biz bu kuşağı okurken süre giden o yani 1940'lardan itibaren alıp geldiğimiz yaşlıları değerlendirirken kuşağı nasıl bakalım? Yani bir metodolojik yaklaşım olarak kuşağı nasıl değerlendirmeliyiz? Bunu merak ediyorum. İkinci olarak da hocam mesela suyun kalitesine işte kadınların daha olumsuz bulduğunu falan söylediniz. Bunun mesela yine bu iş bölümüyle ilgili kadınların bu işin içinde daha çok olmasına ya da işte erkeklerin mesela daha çok ayrımcılığa maruz kalması, işte önceden belirli statülere sahip olup günümüzde işte onları artık yaşların şu anki mevcut atfedilen statüye karşılık gelmelerini hani bunu bir statü düşüklüğü olarak görmelerinde. Yani tüm bu hani kuşakla ilişkilendirerek tüm bunları nasıl değerlendirebiliriz? Bunu merak ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Evet, Manuel'e çok teşekkürler. Aslında şeylerde hem sorular var ama soruların içinde böyle yanıtlarınız da vardı. Bence güzeldi yani o yanıtlar konusunda haklısınız. Katılıyorum size. Özellikle suyun kullanımıyla ilgili önemli bir tespit o. Öte taraftan hani şeye geleyim çok söz uzatmadan bu kuşak meselesine bu bebek patlaması baby boomer kuşağı çok konuşuluyor. Bu okay boomer sloganı da var biliyorsunuz. Biraz şey yapan hani alçaltıcı bir şekilde kullanılan önyargılı bir şekilde kullanılan. Ama şunu söyleyeyim bu bebek patlaması dediğimiz kuşak yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan işte 1960'lara kadar doğan kuşaktan söz ediyoruz. Hemen şeyden sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğmuşlar. 68 kuşağı nispeten bunun içerisinde. Daha sonra 78 kuşağı var biliyorsunuz. Şimdi bu kuşaktaki insanların önemli bir kesimi şeyi söylüyorlar. Biz dünyayı bir kere değiştirdik. Şimdi yaşlandık. İkinci sefer değiştireceğiz diyorlar. Tamam mı? Yani 1960'lara ve 70'lere gönderme yaparak, oradaki o toplumsal hareketlere gönderme yaparak dünyayı bir kez değiştirdik, şimdi bir daha değiştireceğiz diyorlar. Nitekim bu kuşağın içinde yer alan insanların önemli bir kesimi şu anda yönetici pozisyondalar. Toplumun önemli bir şeyini oluşturuyorlar. Ana damarını oluşturuyorlar. Yenilikleri üreten, yeniliklerin içinde yer alan damarını oluşturuyorlar. Ancak Türkiye'de bunların temsilcileri çok, sayıları çok az. Bunu söylemek lazım. Çünkü şimdi tüm bu yıllar arasında doğan insanların tamamı için baby boomers kuşağı, bebek patlaması kuşağı demek yanıltıcı olur. Sadece yaşa bakarak, kronolojik yaşa bakarak bu yılda doğmuş herkesin benzer özellik gösterdiğini söylemek yanıltıcı olur. Tam tersine bu kuşağın, ya burayı buradakileri kuşak yapan ya da belli bir grup insanı kuşak yapan özellik biyolojik özellikleri değil, sosyolojik nitelikleri. Az önce saydığım başlıklarda işte biz toplumsal sınıfları analiz ediyoruz. Gelir ve eğitimi kesiştirerek bu analizi yapıyoruz. Orada kültürel soylular üst sınıflardan dahi çok ayrılıyorlar. Orta sınıflardan hani diğer sınıflardan zaten çok çok ayrılıyorlar. Sayıları çok az, %3'ü oluşturuyor. Ama müthiş etkili bir gruptan söz ediyoruz. Kadınların sayısı az olsa da bu grubun içinde kadınlar var halen. Ve toplumsal katılım anlamında sadece bir katılım sergilemiyorlar.
Orada toplumun önünde hani şeyler, yani önder kanaatleri de üreten bir grup olarak ortaya çıkıyor. Daha meşru beğenileri üreten bir grup olarak ortaya çıkıyor. İşte bu bebek patlaması dediğimiz kuşak hep bu olumlu nitelikleriyle öne çıkıyor. Ama onları anlamak için, yani onların Türkiye'deki temsilcilerini anlamak için bence bu kesişimsellik perspektifiyle bakmak lazım yaşlanmaya. Dolayısıyla hem toplumsal cinsiyeti hem de kesişimselliği kullandığımızda bu sadece sorun alanlarını değil, yaşlılar içerisinde daha avantajlı, daha varlıklı kesimleri, dolayısıyla bu kuşakları da analiz etme imkanına kavuşacağız. Bir tane daha soru var. Okuyayım. Beyza Çubukçu'dan. Dijital sermaye konusunda belirli bir hiyerarşi izlenirken konutta internet varlığının neden kültürel soyluda daha fazla olduğuna dair yorumunuzu alabilir miyiz? Evet, şeydi, yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi o. Konutta internet sahipliği kültürel soylularda daha düşüktü. Yani üst sınıflardan daha düşüktü. Oradaki o eğilim, yani sınıf hiyerarşisine paralellik gösteren eğilim bozulmuştu. %79'du üst sınıflarda konutta internet. Kültürel soylularda %60'a düşüyordu. Neden düştüğünü tartışalım demiştim. Bizim bulgularımız şunu gösteriyorlar burada. Konutta internet alanlar var ama şeyde düşmesinin nedeni, kültürel soylularda düşmesinin nedeni, çünkü telefonla, akıllı telefonla daha fazla bağlanıyorlar internete. Yani konuta internet alma gereği hissetmiyorlar içlerindeki bir kesim. Akıllı telefon üzerinden daha fazla bağlandıkları için konutlarında internet alma şeyi, ne diyeyim, internet altyapısı ihtiyacı hissetmiyorlar. Onun için düşük. Sema Darya'nın bir sorusu var. Tabii, Sema buyurun. Merhaba hocam, nasılsınız öncelikle? Sema, teşekkürler. Sema benim öğrencilerimden birisiydi. Şimdi tekrar buluştuk yıllar sonra. Evet, ne güzel. Çok mutluyum ben de. Dur, nereden başlayayım? Hocam öncelikle şey konusu benim çok ilgimi çekti. Yaşlılıkta yalnızlık konusu. Hatta kısa bir süre sonra bizim de böyle bununla ilgili bir makalemiz çıkacak. Birinci sormak istediğim şey, hangi sınıfta artıyor ya da ben belki kaçırdım sınıfta, hangi sınıfta arttığı ve bu yaşların baş etme yöntemleri bununla ilgili var mı ya da sizin bir düşünceniz var mı ve ya da neden yalnız hissettikleri? Bir de sanırım şöyle bir ayrım da var, hani sadece tek başına yaşamak da yalnız hissetmek anlamına da gelmiyor. Ya bununla ilgili düşüncelerinizi duymak isterim. Evet, şeyi, bu konuda haklısın. Bunu ayırt etmek lazım. Tek başına yaşayan insanlar var. Özellikle yaşlılar içerisinde yaşlı kadınlarda daha fazla bir eğilim var. Tek başına yaşama eğilimi var. Onun nedenlerini biliyoruz zaten. Fakat tek başına yaşamak yalnızlığın bir şeyi olmayabilir, göstergesi olmayabilir. Hani her zaman böyle düşünmemek lazım. Bizim bu sorduğumuz soruda bir setti, bir soru setiydi. O soru seti içerisindeki sorulardan birisiydi. Kendisini daha fazla yalnız hissediyor. Alt sınıflarda, imtiyazsız sınıflarda çok daha yaygın. Nitekim özellikle kadınlar arasında çok yaygın. Bu nedenle kadınların daha fazla psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu biz araştırmalarımızdan izliyoruz. Sadece bizim Antalya yaşlılık araştırmasında değil, Jason hocayla geçen sene yaptığımız araştırmada Türkiye Sağlık Araştırması var. Sağlık Bakanlığı ve İstatistik Kurumu tarafından yürütülen. Bu araştırmanın mikro verilerini analiz ettiğimizde de biz özellikle bu şeye rastlıyoruz, bu eğilime rastlıyoruz. Orada yalnız yaşamayla, yalnızlıkla ilgili kadınların psikososyal desteğe daha fazla ihtiyaç duyduğuna ilişkin bir eğilim olduğunu görüyoruz. Bu bulguyu bence iyi okumak lazım. Neden acaba kadınlar toplumumuzda, özellikle yoksul kadınlar toplumumuzda daha fazla psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyorlar? Ve bu desteğin mahiyeti ne olacak? Belki işte yerel yönetimlere hani öneriler sıralarken bütün bu boyutları düşünmemiz gerekecek. Hangi toplumsal kesim ne tür desteklere acil olarak ihtiyaç duyuyorlar? Mutlaka bu şekilde analizleri yapıp önerileri de belki böyle sıralamak lazım. Evet, beni uyardı Seda. 5 dakikamız var diye. Ama bir soru daha var herhalde. Evet, alabiliriz onu da. Sera Ceylan'ın sorusu. Antalya Yaşlılık Araştırması'nın kalitatif bir ayı var mı? İmkanlar el verirse gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz? Evet, var. Aslında biz her araştırma döneminde mülakatlar yapıyoruz Antalya Yaşlılık Araştırması'nda.
bu seçtiğimiz 10 tabaka var, 10 sınıfsal konum var. Yani sonradan 5'e indirdiğim benim 10 sınıfsal konum var. Her sınıfsal konumda kadın ve erkeklerle mülakatlar yapıyoruz. Onlar bize çok şey öğretiyor. Ama istiyoruz ki orayı daha yaygınlaştıralım. Yani oradaki kalitatif çalışmayı daha güçlendirmemiz lazım. Bu bizim araştırmamızın şeylerinden birisi, hani hedeflerinden birisi önümüzdeki dönemlerde. Çünkü artık hem gelir hem eğitimle bu sınıfsal pozisyonları birbirinden ayırt ediyoruz. Toplumsal pozisyonları, içinde bulundukları mevcut koşulları analiz edebiliyoruz birçok başlıkta. Nasıl sorusunun da yanıtını alarak orada verimizi zenginleştirebiliriz. Umarım önümüzdeki dönemlerde bunu daha yaygın bir şekilde yapabiliriz, daha etkin bir şekilde yapabiliriz. Uzun bir soru geldi. Sanırım öneriler geliyor. Evet, o soru alabilir miyiz? Soru varsa orada. Merhaba. Öncelikle çalışmanız ve sunumunuz için çok teşekkür etmek istiyorum. Eğer süre yeterli olacaksa benim de 3 sorum olacak. Birinci soru. İlk olarak örneklemdeki yaş sınırı 55 yaş üstü. Nasıl seçtiğinizi sormak istiyorum. Biraz geç geldim ve metodoloji bölümünü kaçırdım. Bu yüzden cevapladıysanız öncesinde kusura bakmayın. Bunu hemen cevaplayayım mı Seda? Tamam. Sonra ilerleyelim. Bu 55 yaş meselesini hemen yanıtlayayım. Sonra diğer soruyu belki hızlıca yanıtlayabilirim. 55 yaş önemliydi bizim için. Çünkü yaşlılığın sınırı biliyorsunuz yasal olarak da hani bu istatistik enstitüsüne baktığımızda, Dünya Sağlık Örgütü'ne baktığımızda 65 yaş olarak, kronolojik olarak oradan başlatılıyor. Biz hem o grubu almak istedik tabii ki. Ama aynı zamanda eğer bir boylamsal araştırma yapacaksak biraz buradaki dönüşümleri, değişimleri anlayabilmek için 10 sene sonra yani bu şeye girecek, bu gruba girecek insanları da değerlendirmemizi almak istedik. Dolayısıyla 55 yaşını bu şekilde belirledik. Nitekim bazı araştırmalarda özellikle şeyin bu yaşlanmanın başlangıcını bazı özel gruplarda, yoksullar da bunların içerisinde yer alıyor. Yaşlanmanın sınırının daha aşağı çekildiğini biliyoruz. Elimizdeki bulgular bunu gösteriyor. Travmatik bir geçmişe sahipse insanlar yaşlılığa bağlı olarak olumsuzluklarla kötü yaşam koşullarıyla daha fazla karşılaşıyorlar. Yapısal eksikliklerle daha fazla karşılaşıyorlar. Bu hayatlarını daha fazla olumsuz etkiliyor. O nedenle yaş sınırını biraz daha aşağı çektik. İkinci olarak ise araştırmamız içinde yaşlıların kente dair karar alma süreçlerine katılımlarına dair sorular var mıydı? Soru setimiz. Evet. Diyor. Evet, burada sorularımız var. Kenti nasıl kullandıklarına ilişkin bu size bahsettiğim konuların dışında da soru setlerimiz var. Özellikle katılımla ilgili, toplumsal katılımla ilgili soru setlerimiz var. Mesela dijital eşitsizliğin ikinci ve üçüncü boyutuna ilişkin sorularımız var. Yani elektronik şeyleri, e-hizmetleri nasıl kullanıyorlar, kullanabiliyorlar mı? İçerik üretebiliyorlar mı? Buna ilişkin sorularımız var. Orası çok çarpıcı gerçekten. Bu boyutları itibariyle de ele alıyoruz. Tabii hepsini sunmak mümkün değil. Öne çıkanları sizinle paylaşmak istedim. Son olarak ise tamamen kişisel merakım üzerinden bir soru sormak istiyorum. Kendini kadın ya da erkek haricinde tanımlayan yaşlı bireyler var mıydı katılımcılarınız arasında? Yeniden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkürler. Bu çok önemli. Toplumsal cinsiyet meselesini tartıştığımızda çok önemli boyutlardan birisi. Biz LGBT'yi insanlarla da birlikte çalışıyoruz. Yaşlı LGBT'lerle birlikte çalışıyoruz. Nitekim işte ekibimizde çok güçlü şeyler var bu konuda. Seda da tezini bu alanda yazdı. Bu önemli boyutlardan birisi. Fakat anket çalışmasında biliyorsunuz bu her zaman ortaya çıkmıyor. Çıkması da mümkün olmuyor. Dolayısıyla daha çok biz mülakatlarda karşılaşabiliyoruz bu kesimle. Daha incinebilir kesimlerle diyeyim. Bizim anket çalışmamızda o standart soru kağıdında da uygulaması sırasında bu kesimlerle ilişkin herhangi bir şeyimiz yok. Sorgulamamız olmadı. Oradaki mahremiyeti düşünerek böyle bir sorgulama yapmadık. Ama dediğim gibi bu bizim özel olarak eğildiğimiz ve çalıştığımız konulardan birisi. Sadece günlük yaşam içerisinde değil, bakım süreçlerinde de orada ciddi insan hakları ihlali olduğunu biliyoruz. Funda Sönmez Hocanın bir sorusu varmış. Evet. Hani kendisi de sorabilir. Tabii Funda. Teşekkürler sunum için, bulgular için. Sesim geliyor değil mi? Evet Funda. Duyabiliyorsun. Hocam ben çok kısa bir şey soracağım. Yaşlılığın farklı döneminde olmanın belirgin bir sonuca neden olduğu bulgu var mıydı? Şimdi hani 55 yaş üstüne
ele aldınız ama kendi içinde yaşlılığı da farklı dönemlediniz mi? Ya da evet. Bunun çok belirgin bir farka neden olduğu bir bulgunuz var mıydı? Bu şeyin kendi işlerinde yaş ayrımının, yaşlanmanın farklı döneminde olmanın. Kesinlikle var. Bu çok iyi bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere yaşa ilişkin beşli skala, affedersiniz, şunu kapatayım. O beşli skala çalışmıyor. Yani yaş gruplarına ilişkin o bölümlenme 65, 60, işte 65, 69, 70, 74 diye Türkiye İstatistik Kurumu da sınıflama yapıyor. O herhangi bir sosyolojik analiz yapmak için yeterli bir sınıflama değil. Bir anlam ifade etmiyor gerçekten. Öyle bölümlenmiyor sosyolojik olarak da. Bizim yaptığımız çalışmada, bundan önce yaptığım şeylerde, yayında çeşit analizi, çok özel bir analiz kullanarak sosyolojik bazı unsurlara göre, az önce saydığım unsurlara göre kuşakları sınıfladık. Orada enteresan bulgulardan birisi şuydu. En yoksul olanlarla, en yoksul yaşlılarla en varlıklı yaşlıların buluştuğu bir yer var. Evde bakım hizmeti. Çok enteresandı. Bu iki grup, yani evinden çıkamayan, hastalığı nedeniyle evde bakım alan çok varlıklı bir grup var. Onlarla en yoksul olup da evden çıkamayanların bazı özellikleri benzeşiyordu. Örneğin teknoloji kullanımları benzeşiyordu. Örneğin kenti kullanımlarıyla ilgili benzeşiyordu. Hak ihlalleri, yaşadıkları hak ihlalleri benzeşiyordu. Yani düşünün, evinin işte dördüncü katta oturup evinde asansör olmadığı için kente çıkıp kullanamayan bir yaşlı, değil mi? Varlıklı olsa da burada ciddi bir sorun yaşıyor. Öbür taraftan yoksul olduğu için kenti kullanamayan insanlar var. Elbette farklı yaşam koşulları içerisinde yaşıyorlar. Ama kenti kullanmayla ilgili ortak bir noktaları var. O da hakları ihlal ediliyor. Temiz havaya ulaşma, çevre, doğal bir çevrede bulunabilme ve buna bağlı olarak diğer hakları, kentle ilgili diğer hakları ihlal ediliyor. Bu iki grup küçük de olsa bu iki grup çok çarpıcıydı gerçekten. Evet, aslında bu şey de içinde önemli. Daha sonraki yani üretilecek sosyal politikalar için de bu belli bir yaştan sonra ortaya çıkan ortak mahrumiyetleri yani belirlemek için de önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür doğru. Ederim. Çok doğru. Son bir soru var. Onu da alıp dilerseniz. Kapatalım. Süremizi uyalım. Araştırmanın ilk iki döneminde de elde edilen bulgularla bu dönemin sonuçları karşılaştırılırsa hissedilen yalnızlık oranında bir değişim söz konusu mudur? Çok güzel bir çalışmaydı. Aktardıklarınız için teşekkür ederim. Selin Ballı sormuş. Selin, çok teşekkürler. Bu güzel bir soru. Yalnızlıkla ilgili yaptığımız çalışmada bir değişim tabii var ama değişim şöyle çok çarpıcı. Toplumsal kesimler çok çeşitleniyor. Yalnızlıkla ilgili. Yani her dönemde belli kesimlerdeki yalnızlık oranındaki artıştan ziyade o kesimler içerisindeki yalnız olan insanların nitelikleri çok değişiyor. Yalnızlığı ifade eden insanların nitelikleri çok değişiyor. Bu da yaşam koşulları değiştiği için ortaya çıkıyor. Benim tahminim, buna ilişkin tahminim, özellikle yaş ilerledikçe bazı haklarını, temel haklarını, erişim, sağlık hakkı olduğu gibi erişimle ilgili sorun yaşıyorlar. Bu sorunlar sağlıkla ilgili başka sorunları tetikliyor ve yalnızlık artıyor. Yani bu çok çarpıcı ama bir değişmeyen bir şey var. Kadınların durumu, yani yalnızlıkla ilgili durumları, yani hiç değişiklik göstermiyor. Orada her zaman daha fazla, erkeklerden daha fazla çıkıyor. Bu çok çarpıcı ama diğer kesimler içerisinde dalgalanmalar oluyor, artışlar, azalışlar oluyor. O da içinde bulundukları özellikle sağlığa erişimle ilgili hakları ihlal edildiğinde daha fazla yalnızlıkla ilgili şey yaşıyorlar, sorun yaşadıklarını dile getiriyorlar. Evet. Yani son olarak eklemek istediğiniz bir öneri varsa belki son 5 dakikada onları alabiliriz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum o zaman. Keyifli bir atölye gerçekleştirdik. Bir sonraki hafta Senex Kongre'nin de oturumlarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.
Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.